Aynen başladı sanırım şu anda. Merhaba arkadaşlar. İyi Merhaba akşamlar. arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Bizi izleyen değerli asistan abilerimiz, ablalarımız ve eğer varsa hocalarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün sanırım altıncısını gerçekleştiriyoruz artık asistanlarımızla DUS'a dair serisinde Nuri abiyle beraberiz. Bizim dönemin çok sevdiği asistanlarından biri ama Nuri abiyle de konuşmuştuk. Alt dönemler hani tanıma fırsatı bulamamış preklinik ve gözlemde bu sene olmadığı için. İnşallah bu webinarda sizden Nuri abiyle tanıştıracağız ve ortodontiyle. Artık devamında klinikte tanışırız arkadaşlarla. Aynen 5. sınıfta. Nuri abi ekranların sevilen yüzü olmasıyla hepimizin gönlünü kazandı. Bizim sınıftakiler zaten biliyorlar ama alt dönemler için de söyleyeyim. 3'te 3 diye TRT 1'de bir yarışma programı var. Nuri abi oraya katılmıştı. Biz hepimiz biliyoruz abi. Çünkü grupta falan hemen görünce paylaşım yaptılar. Hepimiz girdik falan böyle. Ben bir onunla bir başlayayım. Herkes de toplanana kadar. Hani başvuru süreci nasıl oldu? Katılım süreci. Onlardan bize Ben biraz aslında bahseder misiniz? kardeşim o yarışmanın sıkı bir takip. Ben çok fazla izlemiyordum. Kardeşim kendi başvurmuş. Ben abi sana da başvuruyorum falan filan dedi. Ben de başvurdum. Tamam hiç ümidim yok benim. Bir gün böyle bir aradılar işte. Hani bir önce başvuru için bir video istediler. Böyle bir video çektik gönderdik. Böyle 2 ay falan yine Nasıl bir şey haber. çekiliyor mesela o başvuruda? Yani hani ne anlatıyorsunuz ki Ya böyle 10 videoda? tane falan soru var işte. Kendini tanıt. Hayallerin neler. İşte böyle tam hatırlamıyorum ama bu tür şeyler. Basit şeyler. Böyle video çekip göndermiştik. 2 ay falan geçti böyle. Daha sonra aradılar hani bir online mülakat yapalım dediler. Telefonda bir online mülakat yaptık. Ondan yine böyle 1-2 ay daha yine ses çıkmadı. Daha sonra aradılar dediler ki şu tarihte program çekimi var. Ankara'da program. Gelebilir misiniz dediler. Ya şu o kadar ilginç ki yani. Bizim çocuk 3 hafta erken yer doğdu. Zamanında da olsa ben programa gidemiyordum. Gittiğimde çocuk 9-10 günlük falandı. Ankara'da dedim gittik. Böyle ben 12'de gireceğim diye gittim. 12'de çağırmışlardı beni. Yarışmaya girdiğimde saat 1'di. Ve çıktığımda 2'ydi. Gece. Ya gece bir de ben öğlen Evet. diye düşündüm. Evet öğlen 12'de gittim ama gece 1'de girdim yarışmaya. Anladım. Çünkü Bayağı geçmiş. evet ya o işler çok zormuş. Ben gidince bunu anladım. Bir gün Ama önce hiç mesela heyecanlı gözükmüyordunuz yani. Ben hani sonradan da bir yorgunum yorgun. videoyu Artık o kadar yorulmuştur ki. Heyecan yapmaya şey kalmamış. Evet, o saatte artık Bayağı geceye rahat yatıyorum. gözüküyordunuz yani. Dedim süper hani böyle. Ama Pelin Çift de çok harika bir insan. Evet. Tufan Hoca da bayağı eğlendim ya. Tufan Hoca zaten olay ya. Böyle Evet. şey çok iyi değil mi? Hani hemen yardım istiyorsunuz falan. Bir Ya şey yani oluyor. arada da atıyorum hani program çekilmiyorken de yanımıza falan geliyor, şaka falan yapıyor. Öyle mi? Biraz Yok ciddi duruyor aslında. öyle değil aslında ya. Yarışmada ciddi de. Kamera arkasında öyle değil ya. Anladım. Onun da işte 2 oğlu varmış, ikisi de doktormuş. Çok iyi. Ben de hani kendi branşına yönelmiştir diye düşündüm oğulları ama değilmiş işte doktormuş. Anladım. Baya güzel bir şey aslında bu tarz etkinliklere katılmak. Ve katılım hani şey şansı çok düşük aslında Tabii seçilme çok düşük. Ben de çok beklemiyordum açıkçası. Bana da çok şansı. sürpriz oldu. Ama çok eğlendim ya. Ömür boyunca unutmayacağım güzel bir Aynen. anı oldu. Biz de böyle bir gururlandık falan. Hemen herkes açtı, Sağ izledik. olun arkadaşlar ya süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Bizim sınıf aynen bayağı şeydi yani. Evet ben sizin sınıfı çok seviyorum ya. Tek tanıdığınız sınıf olarak. En sevdiğim sınıf sizin sınıf. Bizim de öyle abi her şey karşılıklı. O zaman yavaş yavaş başlayalım Evet, sorularımızdan. Önce başlayalım. biraz hani sizin okul hayatınız, üniversite hayatınız gibi sorularla başlayıp daha sonra DUS'a dair sorularımız olacak. İlk sorum hangi üniversiteden kaç yılında mezun oldunuz ve diş hekimliğini isteyerek mi tercih ettiniz? Ben Kırıkkale mezunuyum. 2017 mezunuyum. 2017'de işte buraya yerleştim. Arada hiç boşluğum yoktu. 2012'de yerleştim. 2017'de mezun oldum. Diş hekimliğini istiyor muydum? Ya isteyerek gittim. Kesinlikle isteyerek gittim ama o zaman belki tıp gelseydi tıpa da gidebilirdim. Ama şu anki aklım olsa, Türkiye birincisi olsa ben yine diş hekimliği yazarım. Gerçekten mi? Evet, ya kesinlikle bunu hep söylüyorum zaten. Şu an Türkiye birincisi olsam ben üniversitemde kesinlikle hiç düşünmeden diş hekimliği yazarım. Ben çok Bayağı seviyorum. seviyorsunuz o O zaman. zaman belki o zamanki aklım olsa tıp yazardım ama şu anki aklım olsa kesin diş hekimliği yazardım. Peki bunda ortodontinin de katkısı büyüktür herhalde. Yani Mutlaka ortodontiye ama girip ortodonti olmasa da sevmenizden mi yoksa hani ortodonti bölümü olmasa da genel diş olarak? hekimliğini seviyordum ben ya. Ben bir 7 ay falan Anladım. özelde çalıştım. Bizim bu sınavıyla buraya yerleşim arası bir 7 ay, 8 ay bulmuştu. Ben o sırada bir özelde çalışma fırsatım oldu. Ama ben çok sevmiştim. Şimdi çok severek yapıyordum ya.
Tabii öğrencilik çok Anladım. hoş değil çekimde ama Evet. işte. Anladım. Okul yılında en çok zorlandığınız sene hangisiydi diye Ben sormuştum. 2. senede çok zorlanmıştım ya. Çünkü hem teorik olarak çok fazla dersimiz vardı, pratik olarak da çok fazla dersimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 17-18 tane falan dersimiz vardı. Teorikler ağır, çok ağırdı. Aynı zamanda Evet. pratikler de 3. sınıfta çok ağırdı. Sizde nasıl bilmiyorum ama. İşte 5 dersin pratiği vardı ve gerçekten zordu, zorluyorlardı da. Ondan Evet. sonra 4 ile 5 daha kolay geçmişti ya. Zaten bir Anladım. herkesin kolaydı. Klinikte geçiyor zaten 4 ile Aynen, 5 klinikte o anlamadan. koşturmayla geçiyor. Zaten 5 böyle fırsat bulursak burada çalışıyoruz. Zaten stajları bitirazdan yetiştiriyoruz. 5 nasıl geçti hiç anlamıyorsun. 5 çok daha hızlı bitiyor. Anladım, Ama doğru. dedim 3 zordu ya. İkinin peki sizde pratiği nasıldı? Yani bizim okulun en ağır pratiği ikideydi çünkü hani Bizde biraz genelde daha biz ikide rahattı gibi bayağı. ya. Bizde 3 çok zor. 2'de 3 tane galiba vardı yanlış hatırlamıyorsam ama çok da zorlamazlardı. Biraz Anladım. protezler hep kalırdım ben. Bırakılınca Onu soracaktım ben de tam kalırdı protezle aranız nasıl diye. protez. Valla klinikte kalmadım ama stajlar zamanında yetiştim ama hem 2'de hem 3'te ya 1'de 2'de mi tam hatırlamıyorum. 2 kere bütçe kalmıştım protezin pratiğinden. Ya finale şöyle dizelerim o kadar düşüktü ki finalde 80'e falan gitmiştim. Öyle mi? 78 mi 80 öyle bir şeydi yani. Çok düşüktü vizeleri. Anladım. Ya bize Peki. herkesi protezde bırakmışlar. Bir de bir gittim sanki final gibi. Herkes orada. Birkaç kişi dışında tüm sınıf orada. En azından kimse kendini yalnız hissetmez. Yani 3 kişiyle girmek bize çok kötü. Ben istatistik bütüne girmiştim. Yani aslında şartlı da geçiyordum da hani girmem gerekiyordu o dönem bite. Bir tek ben vardım yani kimse yoktu. O da birazcık gerici Kimden oluyor kopya hani. çektin ya? Kimseden çekemedim yani kendi başıma bir şeyler yaptım. O birazcık gerilimli oluyor. Hani en azından protezi kimse geçemeyince artık gidiyorsun hani kaderine mahkum Evet. böyle. Ya Daha biraz eğlenceli öyleydi oluyor. ya. Herkes kalırdı. Evet abi. Senin çok çok iyi olması gerekiyor. Aynen öyle. DUS'a ne zaman yani kaçıncı sınıfta hazırlanmaya başladınız diye bir soru gelmiş. Ya da DUS düşünüyor muydunuz başından beri? Hani o Baştan beri süreç DUS nasıl gelişti? düşünmüyordum aslında. Hani çok sevmiyorum aslında bu işin akademik kısmını da. Biraz ailemin baskısı, biraz da işimin baskısıyla hazırlandım. Aslında hiç düşünmüyordum başta. Biraz onların zorlamasıyla oldu. Dörtte yavaş yavaş başladı. Beşte gerçekten çok iyi. Zorlamayla böyle olduysa bilemiyorum Ama kesin karar verdikten sonra iyi çalıştım ya. ya. Dörtte yavaş yavaş başlamıştım. Beşte bayağı iyi çalıştım. Dörtte yavaş yavaş Dörtte başladınız yavaş diyelim. yavaş başladım. Temellere Anladım. bakmamışım ama dörtteyken kliniklere biraz bakmıştım. Ama tabii iş beşte bitiyor. Ama erken başladığım için de sonunda mesela çok sıkıldım. Son 2-3 ay benim iş netim yükselmedi. Ve gerçekten de çok sıkılarak çalıştım. Biraz erken başladım. Anladım. Peki şey diye bir sorumuz gelmiş. Hani dershaneye yazıldınız mı bu süreçte yoksa Evet. kendiniz mi hani bu Dershaneye şekilde? gittim. Derste de mümkün olduğunca katılmaya çalıştım. Bilmiyorum dershanesiz yapabilen varsa gerçekten büyük başarı. Çok zor bence. Aynen. İmkansız Yani değil mutlaka. dershanesiz bu işin olabilitesi Mutlaka yani vardır ya. Mutlaka biraz başaranlar vardır. kısıtlıca. Mutlaka başaranlar vardır ama zor bence ya dershane. Doğru. Yani bir şekilde hepsini kendin planlamak bile daha zordur Planlamak bile zor. Kliniklerde nereye çalışacağını bilmek o kadar zor ki. Hani birinin yani. yol göstermesi lazım. Özellikle klinik diyorum pardon temellerde. Doğru. Temeller derya deniz yani. Mutlaka birilerinin yol göstermesi lazım. Gerçekten. Doğru abi. Şimdi geri fakülte günlerine geri dönelim. Böyle hiç Dönmeyelim ya. böyle hiç unutamadığınız yani başıma bu da gelmişti ya da şöyle bir rezillik çıkarmıştım falan gibi dediğiniz böyle hiç unutamadığınız bir anı Var rezil aslında. olduğunuz ya da Asistan hastasını bana bırakmıştı anestezi yap diye. Ben anestezi yaptım hasta fasyal ya paraliz. bu Asistan da geldi zaten hastanın illaki gözünü sınıftan birinin bantladı. başına geliyor yani bizde de Hastanın olmuştu gözünü, ha, biliyorsunuz. hastanın hastasıydı bir de. Geldi gözünü bantladı, dişini çekti gönderdi. Çok komik. Bir hasta dişini çektirmek için giriyor. İçeriden gözü kapalı çıkıyor. Bir de hastalar hani şey böyle bir anda evhamlanabiliyor yani böyle durumlarda. Aslında Sakin bir biz kadın. bildiğimiz için hani Allah'tan sakinmiş hani. Sakin Bizde bir de kadın. şey mandibular anestezi şeyimiz vardı abi 3. sınıfta. Pratiğimiz vardı anesteziden. Hani birbirimize yapıyorduk biz de. Bizde de olmuştu olay. Allah'tan hastaya değil de birbirimize yapmıştık fasiyel. Bir de En ben azından. hani bizde de birbirimizi yapıyorduk. Ben burada eline en çok güvendiğim insanla eşleştim yani. En sınıfta en çok ona güveniyordum.
Yaptı trismus oldum. 2 hafta ağzımı açamadım. Çok kötüydü ya. Kaşık bile girmiyordu. O kadar kötüydü ya. Ay bayağı kötü olmuş ama işte artık arkadaşlar birbirinin üzerinde her şeyi yapabiliyor yani. Çok da şey olmuyor. Hasta da olmasın da kafasında ilerleniyor. Hemen devam ediyorum. Klinik bilimler ya da temel bilimler olarak hangisine daha çok ağırlık verdiniz çalışırken diye bir soru gelmiş. Ya da Ya işte şöyle şunu ikisinde yapamam dediğiniz bir ders oldu mu diye ayırmamıştım sormuşlar. ya. İkisinde de çalışabildiğim kadar çalışmıştım. Hani tamam kliniği hallettim artık temel çalışayım. Yani temeli az çalışayım. Kliniğe çok çalışayım gibi hiçbir düşüncem olmadı. Mümkün olduğunca soru yakalayabilmek için hepsini çalışmaya çalıştım. Bence de öyle yaptılar ya. Belki farmayı biraz eleyebilirler. Farmanın o ilaç kısmı. Temel farmayı bilip. Onun Dört dışında. soru çıkıyor zaten. Aynen. Zaten ikisi temel farma çıkıyor. Diğer ikisi ilaç, yani ilaç isimleri çıkıyor. O 2 soruyu eleyip diğerlerine bence hepsini çalıştım. Hani Biraz bazen senin çalışmadığın bir yerden çok kolay bir soru gelir. Çok Doğru. üzülürsün. Bence hepsini çalıştılar. Vakit varken. Peki abi hani sırası sizce önemli mi ya da siz nasıl çalışmışsınız? Hani klinikle başladım dediniz. O temel klinik hani sınavdan önce temele mi bir tık daha hani biraz zor geliyor ya bize hani bir Ya tık şöyle sınavdan önce yapmıştım. temel Hani mi bakalım nasıl ben yapalım diye. açıkçası şöyle anlatayım. 4. sınıfta sadece klinik baktım. Klinikte de hangi staja gidiyorsam onun kliniğine bakıyordum. Az az. Hem staj son sınavına oradan çalışıyor gibi oluyordum. Doğru. Çok da sıkıcı olmuyordu. Bir şeyler de öğreniyordum. O yazda biraz hafiften temel baktım ama tabii yazın ne kadar çalışabilirsin? Daha sınava 1 yıl var. Sadece öyle bir göz atacak kadar. Her kitabı şöyle bir kere hızlıca çevirmek bir şey yani. Ondan sonra 5. sınıfta dershane açılınca hangi ders anlatıldıysa onu çalışıyordum. Fırsat bulursam önceki anlatılmış dersleri tekrar verip tekrar atmaya çalışıyordum. Ne kadar çok tekrar edersen bir sonraki tekrar o kadar daha hızlı atılıyordu. Bir dershane hocamız şunu demişti. Son 1 aya tüm kitapları tekrar atmayı sığdırabilirseniz bu işi başarırsınız demiş. Bence o çok önemli bir şey. Hani o kadar çok hızlı tekrar attığın zaman bir kitap artık bir günde veya 2 günde bitiriyor durumuna geldiği zaman sınavdan 1 ay önce hepsini böyle hızlıca bir tekrar ettiği zaman daha başarılı oluyorsun. Bir de o son tekrarda hani şey diyorlar sadece hani bakıp yani göz gezdirip geçin anlamaya Evet, çalışmayın ben hani. O nasıl oluyor ben onu tam şey yapamıyorum yani gerçekten faydası oluyor mudur? Hani anlamaya kesinlikle ya çalışmayıp bakın. sadece göz hafızasıyla En başta da öyle yapmak bakmalıyım. lazım. Yani bir şeye aşırı takılmamak lazım ya. Bir Doğru. şeye takılı kalıp dakikalar, saatlerce onunla uğraşmamak lazım. Atla geç. Hani ilerleyen tekrarlarda veya kitabın ilerleyen sayfalarında orasını hani parça tamamlandıkça anlıyorsun. Çok takılmayacaksın. Hızlı hızlı geçeceğim. Bir daha tekrar atmaya çalışacağım. Bir daha tekrar atmaya çalışacağım. Diğer tekrarlarda eksik parçalar oturuyor. Size aslanı göstereyim aslan uyumaya gitmeden. Ve Haydi. biraz araya İnciden direkt sonra bir aslan daldı aslan ama tabii ki de annesi getirdi. gerekiyordu bu Şimdi yayına. uyuyacak Sıfa. Bakın burada kim varmış? Aslan bu kim? Aslan. Merhaba. Merhaba de. Hadi. Yayınımızda artık Bir bütün sürü çocukları doktor amca de, ağırlıyoruz. doktor abla var. Hadi hepsine merhaba de. Merhaba. Merhaba. Ürkek bakıyor. Daha konuşmuyordur Normalde bu tabii. kadar usta değildir aslan. Maşallah diyelim. Aslan nereye İnci de bakıyorsun? çok üstüydü yayınımızda. Yayına katılanlar bir anda böyle şey oluyor abi. Aynen, heyecanlandı. Hissediyorlar Aslan da çok heyecanlandı. Şu an ne herhalde. yapacağını şaşırdı. Hadi aslan merhaba. Hadi nereye bakıyorsun oğlum? Koşuyor. Nereye bakıyor? Çok dikkatini veremedi buraya. Evet dikkatini veremedi. Normalde işlere çok dikkatle bakar. Şu an salona çok alışkın değil. Salonda sağa sola Evet. bakıyor. Abi bir anket yaptım bu arada. Onun sonuçlarını da hemen sizinle Ne paylaşayım. anketi? Ortodonti düşünüyor musunuz diye anket Evet. yaptım şu anda. %26 evet demiş. Aa ne kadar az öyle. Diğer şıkka da şey koydum. Kazanması çok zor yazdım. Hani öyle düşünüyor olabilirler diye. Yok ya kazanması %73 çok zor değil. kazanması çok zor demiş. Artık sizden tüyoları almamız Ya gerekiyor. bence kazanması çok zor değil. Ya. İnsan istedikten sonra başarır. Ben şunu söyleyeyim. 3 net Ya fazla hani yapsaydım. Ben Türkiye birincisiydim. 3 net az yapsam bambaşka yerdeydim. Yani o 3 doğru. soru 4 soru da Siz sanırım sınav 80 küsürüncü mü olmuştunuz abi bu arada? 53. olmuştu. Ha 53. Yani o 3-4 soruyu da yani sınav anında bildiğin 3 soruyu yanlış da işaretleyebilirsin. Attığın 3 soru Çok tutabilir ya. doğal yani Yani aynı. şeyler, puanlar veya sıralamalar birbirine çok yakın. Ya. Hani o yüzden kimse Doğru. ümitsiz olmasın. Birkaç soruyla herkes bambaşka yerde olabilir. Hem aşağıda hem yukarıda. Yani siz böyle hani kendinize göre normal mi çalıştım da
Biraz daha Yok, hani ben sınavda çok da iyi çalıştım ya girdim, artık beni. yoksa çok Yok, çalıştırıyor musun? çalıştım Tamam. çalıştım. Çalıştım diyebilirim. Bunu bir netleştirelim de Ya ondan çalıştım ya. sonra. Çalışmak lazım. Bence öyle bir sınav. Ya çok zeki olman gerekmiyor bu sınavda. Çok çalışman gerekiyor. Ben hep bir örnek veriyorum. Benim bir arkadaşım vardı. Dershanede beraber başladık. O mezundu. Malatya mezunuydu. Ben de dershanede işte okula gidip geliyordum. Çocuk çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü ya. 30 küsür netle falan başladı. Kursa. Ama çok iyi çalıştı. Harika çalıştı. Bazı kitaplar ikinci, üçüncü kere aldı. O kadar çok üzerine yazdı ki. Kitaplar okunamaz hale geldi. O kadar çok çalıştı. 30 küsür netlerden başladı. Her deneme önüne üzerine 3, 5, 7, 10 net koydu ve Türkiye 7.'si oldu. Bunu bana başkası Gerçekten. anlatsa inanmazdım ama her zaman yanımda oturduğum çocuktu bu. Çalışmak Hiçbir yani tamamen. denemede de ilk 50'ye girmemişti ama Türkiye 7.'si oldu. Ya dinamikte o sınav, yani Evet sınavda o onu dinamikler diyorum. çok değişiyor aslında doğru. Aynen. Orada attığın 3-5 soru tutarsa bambaşka yerde olabiliyorsun. Veya bilmediğin 3 soru geliyor, tüm moralin bozuluyor. Biraz konsantrasyonun dağılıyor. Kopuyorsun. Kopmamak lazım. Hani birkaç soru çok önemli tutsa. Evet. Abi bir de Onunla şu an kadar hem kovalamak. giren sayısı çok fazla hem de Evet, tabii ki. yani herkes 90 net yapıyor zaten. Hani Bu sene Kubilay galiba 100 net üstü Hoca grafik. yapan çok olmuş ya. Evet çok olmuş. Bir paylaşmıştı grafik Kubilay Hoca. Hani Evet, 90-110 arası aşırı fazla bir yığılma var. 100 evet. net Evet. yapanlar çok Hani aynı fazla. sıralamada 20 kişi, 15 kişi Hani olabiliyor. Hani o bu da yüzden bir zaten soru. kimin nereyi tercih ettiğiyle sıralama zaten ortaya Tabii çıkıyor tabii. yani. Aynen. Yani o yüzden hani ortodont ile diğer çok bir farklar yok aslında. Ya. Biraz nasip Doğru. kısmet meselesi bunlar. Kimse Aynen. moralini bozmasın. Çalış. Abi çalışmanız bol soru çözmeye ve deneme üzerine mi odaklıydı yoksa bol tekrara mı Bol dayalıydı? tekrar ya. Mümkün olduğunca tekrar. Mutlaka soru da gerekli ama bol tekrar ya. Ve aylık mutlaka bir deneme yapılmalı ya. O denemelere mutlaka girmeye Aylık bir çalışmalı. deneme. Evet, nerede olduğunu bil. Hani moralin belki bozulacak ama o moralin sınav sonunda bozulmaz. Ya denemelerde bozulmaz. Peki mesela birer kere konuları bitirmeden yine denemelere girelim mi? O zaman çok mu moral bozucu olur Yok yok yoksa? girin. Moraliniz bozulmasın. Eksikleriniz gibi. Tamam. Bekleriz. Babacığım. Yani deneme odaklı ve soru odaklı. Evet, deneme odaklı bol soru. Ya bol tekrar az soru. Mümkün olduğunca çok tekrar. Tamamdır abi. Şey demişler. Stajları ve ders çalışma sürecini hani siz öğrencilik yıllarınızda nasıl yürütmüştünüz diye Valla staj bitince ben sormuşlar. hemen gidip ders çalışmaya çalışıyordum. Staj sınavlarına da 5'te çok önemsemiyordum. Hatta vize finali bile. Çünkü her şey geçici. Finalden 60 da alsan, 90 da alsan geçici. Eline sadece dursun kalıyor. Şey Mert kalıyor. abi de öyle demişti. Yani staj sonuna değil DUS'a çalışıyordum. Zaten Ders staj çalışmaya sonunda gidiyor. da onlar çıkıyordu diyordu. Aynen. Çünkü her şey geçici, o kalıyor. Sen okul birincisi de olsan hiçbir anlamı yok. Doğru. Yani direkt stajlardan sonra siz bayağı düzenli bir şekilde Evet, çalışarak. mümkün olduğunca düzenli şekilde çalışmaya çalıştım. Hani o yorgunluk şey bayağı bir motive olmak gerekiyor Tabii sanırım ya yine mutlaka hani yorgunluğum vardı. stajlardan sonra. Mutlaka çalışamadığım zamanlar oldu. Mutlaka erken yattığım zamanlar oldu. Zaten hiçbir zaman 12'den daha geç çalışmadım. Çok çalıştım. En geç yattığım saat 12'ydi. Değil mi bu? Bunu biliyor musun? O da diş hekimi olacak değil mi? Evet, bu da diş hekimi olacak. Sen de olacak mı oğlum diş hekimi? Annesi de diş hekim zaten. Evet, bu da diş hekimi olacak. Olacak mı bu? Olmayacak mı? Hadi ne Olmasın olacağını ya söyleyeyim. gerçekten hiç gerek yok. İşletme falan okusun abi ya ben diyorum yani ben hani Yok eşim de ya ben bence de. diş hekimliği yoktu. Diş hekimliği güzel ya. Valla maddi durumumuz iyi olursa hiç okutmam böyle bir bölüm falan diyorum yani. Aslında işletme falan okuturum Bilkent'te diye düşünüyorum. Yok ya onun ama ondan sonra ne yapacak? Yine o da sıkıntı. Onun da hiç bulmaz. Yani işte ne Yani yine bir isterse. stres sıkıntısı var. Doğru, her şeyin Yani bir hiçbir stresi yer var gerçekten. davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama hiçbir yer içeriden de çok hoş değil. Yani. Herkesin sıkıntıları var. Yani Ya benim işte yüzümde çok bir bir sürü sıkıntımız var. Hani doğru. farkındasınız belki en mutlu olun. Nasıl standart? Bizleriz Kesinlikle. yani. Aynen öyle. Abi hani bir de şey mesela diş hekimliğine genelde hani puanla gidiliyor yani Türkiye'de. Hani kimse bu mesleğin içini bilip de yazdığını düşünmüyorum ben. Çünkü gelince bir Tabii insan tabii işi az önce doğuruyor ondan yani. O yüzden bahsettim. sevmek, girdikten sonra bölümü sevmek çok büyük bir şans bence. Hani Evet, çok ya sevmeyen ve bırakan da çok var. nadir yani tıp gelip de diş hekimliği yazan. Aynen. Ben de o Nadir. yüzden sordum size. Hani, yani bayağı Benimki gelmiyordu kırmışsınız zaten. ama. Doğru. Ben lisede çok tembeldim. Aşırı. Hiç Benim sıralamam. inandırıcı gelmiyor şu an Vallahi çok. niyeyse. Bak şöyle örnek vereyim.
bir ham puan hesaplanıyor, bir de okul puanı eklenince hesaplanıyor Evet, ya. evet. Beni Evet. 6500 geriye atmıştı. Gerçekten. Okul puanı gibi. Valla çok ciddi. Bayağı şey, not ortalaması da önemli oluyor Evet, ya. not orta. Ben lisede çok tembeldim. Ya bir dönem fiziğim bir geliyordu, bir dönem kimyam bir geliyordu. Gerçekten kötüydü. Son dönüşlerin adamısınız o zaman abi. Bayağı Öyle güzel. olunca da üniversite biraz daha topluydum yani. Çok böyle falan bir öğrenci değildim. Lisede ağzım yanınca. Doğru. Abi, motivasyon kaynağınız nelerdi? Motivasyonunuz düştüğünde neler yapardınız Ben hep diye. şunu soruyordum. Nuri, sen bu kitapları tekrar açmak istiyor musun diyordum. Bu işi bu sene bitir. Bir daha sen bu işle uğraşma. İkinci yıl hiç planım yoktu. Ne yapacağım da, yani kazanamazsam ne yapacağım da, hiçbir planım yoktu. Gerçekten yok. Hiç abartmıyorum. Hiç aklıma gelmedi bile. Acaba ben kazanamazsam ne yaparım diye. Muhtemelen tekrar hazırlanmazdım ama bilmiyorum hazırlanır mıydım. Hiç öyle bir planım yoktu. Baya ilk kurşunda hani verebildiğim her Bir tek şeyi verip. kurşunda, evet, tek kurşunda bitirmek istemiştim. Ve tekrar o kitapları açmak istemiyordum ya. Hep bu şekilde motive oluyordum. Nur, sen bu kitapları tekrar açma. Doğru. Sen bu işi bu Bu sene güzel bitir. bir motivasyon oldu. O kitapları Evet, ben öyle gerçekten çok motive oluyordum. görmeye bile yani zor katlanıyoruz. Çok Ben öyle diyordum ya, bu doğru. sene bu işi bitir. Bir daha dönme. Gerçekten. Abi peki ortodonti kazanacağım diye mi başladınız Evet, yoksa tek hani bir ortodontist diyerek hazırlandım. O ortodontiden başka öyle da planım yok. Ortodonti gelmese ne mi? yazardım vallahi bilmiyorum. Muhtemelen cerrahi yazardım. Bir tık aşağısı diye. O da yine puanıma göre tercih yapardım. Ama Evet. onun dışında da bilmiyorum başka bir şey yazar mıydım? Yazmayabilirdim. Ya 5-6 bölüm yazmazdım. Anladım. Peki ortodontiyi hani şimdi biz kendi okulumuz çerçevesinde düşündüğümde 5. sınıfta hani bir tek kliniğe gidebiliyoruz. Hani siz ortodontiye gitmeliyim dediğiniz an nasıl oldu? Çünkü hani genellikle gözlemi ve kliniği hani az görüyoruz biz. Siz Siz nasıl karar verdiniz? öğrenseniz Ya da biz sizin öyle değildik okulda ya. Biz nasıldı? stajdaydık. İşte tel bağlama olsun, braket yapıştırma olsun, bunların barajları bile vardı bizde. Ve biz gittiğimizde orada asistan ablalar çok ilerdi ya. Biraz onlardan da olmuş. Hani benim ilk stajım ortodontiydi, hem 4'te hem 5'te. Hatta güçlüsü de gözlemde değil, ortodonti denk gelmişti. Ve oradaki ablalar da motive etmişti. Bence yaptıkları işte çok hoşuma gitmişti. Daha sonra zaten diğer stajlara gidince ortodonti ne kadar rahat olduğunu da gördüm. Bence zor kanal yapmak. Şu an gözümde o kadar Evet. bitirmiş. Şu an yapamam bence ben bir kanal. Doğru yani biraz daha meşakkatli oluyor. Tabii de Evet, şimdi ben zor yani. ortonun da kliniğini pek bilmediğim için hani. Biraz rahat yani. Ortodontoloji'ye göre daha rahat. Anladım. İşte DUS açıklandı. 50. Ben aslında Ankara'ya falan istiyordum. Ankara'ya, İstanbul'a gelmiyorum zaten. Bir ara düşündüm acaba cerrahi mi yapsam diye. Ama çevremdeki herkes dedi ki, Nur sen çok rahatsın, ortodontiye sen yapamazsın. Ben de öyle düşünüyordum zaten. Ortodontiye buraya geldik. Ama pişman Anladım. değilim ya. İyi ki Bayağı ortodonti. mutlusunuz zaten abi Ben yani. seviyorum ya yaptığım işi. Çok güzel. Esat Hoca şey yazmış. Orta Yaptığın yerde olmazsa protez sevmesen. tabii ki yazmış. Efendim? Esat Hoca. Orta olmazsa tabii ki protez yazmış. Esat Esat Hoca. Buradan Esat Hoca'ya da çok selamlar. Bu Hoca da burada. webinarlarımızın hepsini Selamlar hocam. aynen yapmamızı sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz Çok sağ olsun tekrardan ya. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. abi size göre DUS'a çalışmanın en verimli yöntemleri neler? Bol tekrar ya. Sürekli tekrar. Bunu zaten Bir de aynen. düzenli çalışmak. Yani bir gün Bir sistem çalışayım. kesin olması gerekiyor yani. Bir sistem oturtmak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Ya ben şöyle çalışıyordum mesela. 50 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde çalışıyordum. O 10 dakika aralarda hep dizi izliyordum. Yani dizi 10 dakika 10 dakika ilerletiyordum. Dizi ne kadar Abi o biraz heyecanlı riskli değil mi? Yani 40 olsun. dakikalık diziyi 10 dakika bırakıp yani bırakabiliyor musunuz Öyle 13 yapıyordum. dakikada? 20. dakikada 0-0 diziyi durduruyordum. Dizinin neresinde olursa olsun. Bu Ben gerçekten onu irade gerektirir ve yani. Hani kitapta da en hani heyecanlı neresi, yerinde. kitabında cümlesi bile yarım kalsa cümleyi yarım bırakıp kalkıyordum yani. O kadar dikkat ediyordum. Tamamen sistematik bir çalışma Evet, şekli hani olmuş sistematik yani. oldu. Böyle direkt yani kitabın ortası olsun, cümlenin ortası olsun bırakıyordum. Eğer dizinin en kritik yeri olsun durdurup kalkıyordum. 50 dakika sonra tekrar. Ya şöyle oluyor. Ortodonti gerçekten hak ediyorsunuz abi ya. Yani bir dizi açıp 13 Hepimiz dakikada hak şu an ediyoruz. Hayır, yerlere hak ediyoruz. bırakabilecek Arkadaşlar bununla alakası yok ya. Şöyle söyleyeyim, hani aralarda dışarı çıkmayın. Eğer iyi dost çalışıyorsanız aralarda hani dışarı çıkmayın. Arkadaşınızla görüşün. Hadi ben bir yarım saat arkadaşımla görüşeyim de olmuyor. Ya ben eşimle bile bayağı uzuyor. öyle söyleyeyim, ben eşimle haftada bir kere görüşüyordum. Yani o zamanlar Yani işte kız bayağı evet. arkadaşımdı, haftada bir kere görüşüyorduk sadece. O da çok Anladım anlayışlıydı. Bu yani benim bugünlere gelmemin en büyük katkılardan biri de onun yani. Gerçekten ben dosta çalışıp her şeyi yaptı.
Yeri geldi yemek de yaptı, yeri geldi filmi de yaptı. Yani gerçekten çok yardımcı oldu bana bu çalışmam için. Sağ olsun. Çok iyi. Bayağı fedakarlık Evet. gerektiriyor yani sonuçta. Tabii tabii ya. Hayatından bir yılını feda etmen gerekiyordu. Yani bu sadece ortodontist için değil, diğer bölümler için de öyle. Nereye istiyorsan hayattan bir yıl feda edeceksin. Neden ortodonti demişler? Zaten bunun cevabını verdik. Tercih aşamasında iyi bir üniversite mi yoksa istediğiniz iyi bir bölüm mü önceliğinizde? Ayrıca üniversite tercihi sırasında hangi kriterleri değerlendirdiniz? Hani bizim okulu seçmenizdeki kriter ya da sebep neydi diye Ya sormuştuk. bakın şöyle değişik bir durum oldu. DUS'a tercih yapacağın zaman diyorsun ki ya hocalar klinikte olsun. Hocalar hep ortalarda olsun. Ben hocalara hep ulaşabileyim. Hep bunu aradığın yerde bunu soruyorsun. Ama daha sonra anlıyorsun ki ya öyle olunca da çok güzel oluyor. Bu asistan olduktan sonra anlıyorsun. Ve hemen hemen tüm asistanlarla aynı şeyi düşündüğüne eminim ben. Tercih yaparken hocalar klinikte olsun istiyorsun. Ona göre tercih yapıyorsun ama sonra bu da çok zor olduğunu fark ediyorsun. Anladım. Yani Ama olmasa daha rahat mı oluyor gibi oluyor. yani böyle çok aşırı da olmasın. Hiç de olmaması da olmasın. Sonuçta birçok şey onlardan öğreniyoruz. Aynen. Bunun ayarı olmalı ya. Peki bu üniversitede hani hangisine gideceğimizi hani asistanlar arayarak mı araştırıyoruz, gidip mi bir görmemiz mi gerekiyor? Hani o şeyi nasıl yapıyoruz? Yani hani gitmeden görmeden nasıl emin olup da yazabiliyoruz Valla Instagram'dan rastgele yazıyorsun. böyle? Atıyorum Ankara'ya Ankara Ortodonti Diyen. açıyorsun. Veya Selçuk Ortodonti. Oradaki araştırma görevlerine bakıyorsun. İsimlerini Instagram'dan yazıyorsun. Kim denk gelirse mesaj atıyorsun. Anladım o şekilde. Aynı şekilde biz de bir sürü mesaj alıyorsun yani Doğru. tercih Tercih zamanı. döneminde. Abi bir ay sonra artık mesajlar başlar herhalde. Bana sorup da Bize gelen de. yok. Anladım. Lisans eğitiminden farklı uzmanlıkta ne gibi eğitimler alıyorsunuz demişler de zaten ortodontinin tamamen yani hani biraz daha uzmanlıktaki eğitimi daha fazla hani normal Evet. teorikten. Ya yani şöyle oluyor. Üniversitede sana herkes teoriyi de anlatıyor ama uzmanlıkta öyle bir şey yok. Teori, kitap, 3-5 kaynak. Belli kendi çalışır, kendin öğrenir. Tabii kliniği öğreniyorsun. Sürekli aynı hastaya bakıyorsun. Daha çok işte zaten klinik yarıyor. Hani kıdemli hastaların ve hocalar da sana yine klinik katkıları oluyor. Kliniği zaten kitaplardan öğrenemezsin. Aynı tıp hastaya defalarca bakman gerekiyor. Uzmanlığın en büyük katkısı o ya. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl boyunca hep aynı tip hastaya bakıyor. Sadece ortodont veya sadece kanal yapıyorsun veya sadece protez yapıyorsun. 3 yıl 4 yıl aynı şeyi yapsan bile sadece orada beklesen bile bir şeyler öğrenirsin ya. Anladım. Abi chatten de yani buna paralel olarak başka bir soru gelmiş. Hani Tabii. öğrencilik döneminde ortaya dair pek çok şey öğrenemiyoruz hani. Evet Asistan evet evet. olunca bu açık nasıl kapanıyor? Yani hani ben de şey diye bir soru hazırlamıştım. Hani böyle ilk senemde hani orta kazanıp gittim mesela. O an orada hani ne yapıyorum, nasıl başlıyorum olaylara, tedavilere ya da nasıl bir teşhis koyabiliyorum? Hocalarla beraber mi? Takibi nasıl oluyor? Ya Hani biraz şöyle da oluyor. orta uzun süreli bir hani tedavi süreci olduğu için hani onun takibi vesaire nasıl oluyor Kapıdan ilk girer girmez senelerde? zaten kimse senden hani teşhis koymanı beklemiyor aslında. Bir yil boyunca kimse beklemiyor ortaya sana teşhis koymanı. İşte bir yıl boyunca kıdemli hastaların hastalarına bakıyorsun. Beraber takip ediyorsun. Yani oradan bir şeyler gözlemliyorsun. İşte 6 ay bir yıl sonra hasta alıyorsun. Hastaların kendine göre bir vaka planı hazırlıyorsun. Bunu takip edeceğin hocaya sunuyorsun. Zaten ilk hazırladığım vaka planlarında çok anlamadan hani sırf orası boş bulunmasın diye bir şeyler yazıyorsun. Daha sonra hoca sana bir yol gösteriyor. Veya kıdemli hastalar sana bir yol gösteriyor. O hastaya başlıyorsun. Biraz kervan da yolda düzülüyor. Böyle 3-5-10 hastaya başladıktan sonra onların yol gösterisiyle devamı geliyor zaten. Ondan sonra 2 yıl sonra sen de çok rahat endikasyon koyabiliyorsun. Hatasız bir Anladım. şekilde. İşin teorik kısmı dediğim gibi çok havada kalıyor. Yani pratiği olmasa ortodontinin teoriği çok havada kalıyor. Evet. Yani bir taraftan hasta bakarken bir taraftan da kitabı karıştırırsa birçok şey rahatça oturuyor. Ya çok zor değil. Ortasında bence çok basit ya. Teori de bence çok basit. Ama işte dediğim gibi biraz havada kalıyor. Yani görsen çok basit. Olabilir, evet Ama bir sürü doğrudur. şey apareyden bahsediyor. Bir sürü mekanikten bahsediyor. Ama uygulamadığın için her şey havada kalıyor. Biraz onu uyguladığın zaman kitabı da karıştırdığın zaman her şey çok güzel yerine oturuyor. Hiç edecek bir şey yok. Doğru abi. Klinikte başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu? Olduysa anlatabilir misiniz? Olmuştur herhalde diye Anlatayım. düşünüyorum. Burada olmuş. Benim daha olmamıştı ama daha çok Gökçen ablayı tanıyor musunuz bilmiyorum.
Yok abi biz bir tek Tamam Fatma, sınıf. sen Birkaç geçtin tane. stajı. Yarın sen gelme. Ben ortaya geçtim arkadaşlar bu arada. Daha Stajı yeni. bitirdi, sen yarın gelme. Gökken abla asistana sizin üst dönemlerden bilmedi ki. Hastanın alt derilerini çıkar dedi. Alt derilerini. Alttaki tüm braketleri sökmüş. Çok kötü bir durumdu ya. Gökken abla çok sakin bir insan ama çok sinirlendi. Bir de ortodontide hani böyle bir gergin bir ortam oluyor gibi geliyor sanki böyle. Bir de hani Evet, gergin bir ortam vardı ama çocuk doğası o gün kongre vardı ve hocaların hiçbir klinikte yokmuş. Birkaç asistan vardı sadece. tekrar geri yapıştırdı herhalde o zaman. Yani tekrar Gökçen abla yapıştırdı ama tekrar onların temizlenmesi, tekrar yapıştırılması. Nereden baksan yani 40-50 dakika belki bir saat. Ve Gökçen ablanın bir Doğru. sürü hastası vardı o sırada. Hani kimseye de Peki. verip bunu hadi yapıştır da diyemez. Öğrencinin de çok yapabileceği bir şey değil. Gökçen ablaya bakıyor. Kötü bir Doğru. durum. Çocuk için de kötü bir durum ya. Ben öğrenciye Evet. de. Bir de kendi Ha bir de başından geçen öğrenci miydi? öğrenciydi, öğrenciydi bunu. En Beşinci azından ya sınıftaydı. yabancı bir hasta değil. Yok, öğrenci. Köken öğrenciydi. Hasta yabancı, hastayı tanımıyorum. Doğru. Paketleri söken Tamam. öğrenci. Bir de Anladım. ben özelde Evet. çalışmıştım 7 ay falan. Biz DUS'a girdik. Eylül'de girdik. Çıktık 15 soru mahkemelik. Ben dedim ki bu süreç bitmez yani. Bari Doğru. gideyim de çalışayım. İstanbul'a gittim. İşte İstanbul'da bir 7 ay çalıştım. Hı. Orada böyle bir hastaya kanal yapıyordum, bayan hastaya. Yani orta İstanbul'da bir televizyon kanalında arka tarafında çalışıyordu. Kadın dedi hani böyle gelip gidiyor, pansuman yapıyorum. Ağrısı hala geçmiyor. Ön tarafta zirkon. İki üye söküyorum. Tekrar takıyorum. Altına kanal yapıyorum. Bir numaraydı galiba. Ama birle iki birle çıktı. Kadın da yaptırılı 6 ay falan olmuş protezi. Böyle tabii çıkartırken biraz ağrısı oluyordu. İki numara kanalda olmadığı için. Hı. Dedi ki ya hocam ben bunu burada tutayım. Bu burada dursun. Böyle çıkartırken çok canım acıyor. Ben dikkat ederim bu düşmez. Ha, tamam ama dikkat edin düşebilir falan filan dedi. Bir de şaka yaptı giderken. Bir de yutuyormuşum falan diye. Ertesi sabah bir geldi ağlayarak. Ben yutmuşum hocam diye. İşte benden önce de şeye gitmiş. Hastaneye gitmiş. Röntgen falan çektirmişler. Biraz da gözünü korkutmuşlar. Hani bu çıkmazsa ameliyat ederiz falan filan diye. Hasta korkarak geldi dedim ki endişe etmeyin ya. Bak endişe ederseniz daha zor çıkar. Daha yani sindirim sistemi yavaşlayacağı için daha geç çıkar. İşte her gün araya bilgi verin. Her gün arıyor işte salı aradı, çarşamba aradı, perşembe aradı. Cuma aradı, çok mutlu. Hocam çıktı diye. Sonra dedi ki ben hadi gözünüz aydın dedim. Sonra dedi ki hocam bu protezi ne yapabiliriz dedim. Dedi. Dedim ki isterseniz otoklava atıp yapıştıralım. Otoklava attık, yapıştırdık. Siz bilirsiniz artık. Otoklava attık, iki kere sonra da yapıştırdık o protezi. 5 gün karnında Neyse. duran protezi. Esat Hoca'dan bir yorum bekliyoruz artık şu anda. Hocam Başınıza mümkün mü böyle bir şey? geldi mi Çok etik olmuş mu hocam? hocam? Cevap verince hemen size söyleyeceğim abi. Tamam. Benim kendi hazırladığım bir soru vardı. Abi mesela hani puanımız yetiyor diyelim. Ortodonti hani kazanabilecek puanım var ama hani kimler mesela puanı yetse bile hani ortodontide yapamaz belki gibi diyebileceğiniz böyle Herkes bir yapar. sabır çok Herkes. gerektiriyor mu ya da vesaire neler Bence gerektiriyor bu bölüm? O tarz bir hani cerrahi herkes gibi yapar ya. şey var mı? Yani bir Yapar cerrah gibi mıyız? değil bence. Bir kanal gibi değil. Bence herkes yapabilir ya. Çok zor değil ki. İlgilenen hasta potansiyeli de genç, orta kesim veya çocuklar. Hani o Aynen çocuk da genç 10 yaş kesim altı değil. O da genelde. güzel. Hı. Tedavi süresi tamam uzun ama hastayı eve götürmüyorsun. Ayda bir kere götürüyorsun. Bu Doğru. da bence iyi bir şey oluyor. Hasta ikinci, üçüncü ayda sonra nasıl oturacağını biliyor. Ağzını nasıl açacağını biliyor. Sana nasıl Hı. döneceğini biliyor. Hasta da Hı. öğreniyor. Bu da senin işini daha da kolaylaştırıyor. Hasta da hasta olmayı öğreniyor. Doğru. Uzun sürmesi bence büyük bir Uzun avantaj. süreli tedavi. Hı. Yani uzun, protez kadar uzun sürüyor ama o kadar çok hastayı görmemek güzel bence. Hani protezde daha sık sık geliyor hasta Evet, mesela. hastayı ayda bir kere Olsa görüyoruz da. ama bence güzel oluyor. Hı-hı. Hastayı tanıyorsun, hastanın ailesini tanıyorsun. Sürekli genelde genç çocuklar olduğu için ve orta yaş olduğu için birbirleriyle beraber geliyorlar. Bence güzel. Ben çok seviyorum bu durumu. Hı-hı. Genelde randevular böyle daha kısa sürüyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Hı-hı. Gayet iyi oluyor. Abi ortodontide de yine protez gibi hani bu hekim ve teknisyen arası Yok. ilişki ve gelen işler çok böyle baskın mı oluyor yoksa daha Yok çok? ya, bizde çoğu hastaya hani %10 hastaya falan apare yapıyoruz. Onlar da çok basit apareyle. Hani protez gibi değil. Protezin sen hastanın ağzına diş takıyorsun.
Aslında bir ömür onunla yaşıyor. Biz apareye takıyoruz bazen %10 hastaya, belki %5 hastaya. O da zaten 3 ay, 5 ay kullanıyor. Onu çıkartıyor. Hastane bizim ne taksak takalım tolere ediyor. Mekaniği de zaten basit. Mekanik çalışıyor. Bizim işimizi görüyor. Yani bizde çok teknisyenin elinin kötü olması çok bir şey etkilemiyor. Ama protez de çok önemli. Sen dünyanın en iyi kesimini bile yapsan. Teknisyen kötü bir kuran koyuyor üzerine. Yani hastaya sen durumu anlatamayabiliyorsun. Bazen geri dönüşü de olmuyor bazen. Evet, geri dönüş, evet, geri dönüş olsa bile aynı teknisyenle çalışmak zorunda oluyorsun. Aynı teknisyenle yine aynı iş. Doğru. Çıkmaz aynen, bir döngü gibi oluyor. Aynen, çıkmaz bir döngü oluyor ya. Protez biraz daha teknisyene bağlı. Çünkü hastaya anlatmak zor olur ya. Belki sen en iyi kesimi yapıyorsun ama belki en iyi ölçüyü sen alıyorsun ama işte teknisyen her şeyi berbat edebiliyor. Doğru abi. Sen ne istiyorsun Fatma? Abi ben yani uzmanlık kesin düşünüyorum da işte hani daha hiç gitmediğimiz stajlar da var bizim geçen sene okul kapandığı için erkenden. Evet. Hani tam kafamda bir şey oluşmadı diyebilirim yani. Ama sende var bir orta ciddi. Veya periyo. Aynen aslında yani tam bir şey söylemek de istemiyorum da periyoya birazcık yakın hissediyorum. Ortayı da hani ilk başladığımda çok istiyordum. Fakülteye böyle 3. sınıfta falan çok istiyordum da hani bir gidip de görmediğim için biraz da dediğiniz gibi hani havada kalıyordu böyle. Evet, hani biraz da zor gibi geliyordu aslında bize kliniği ya. Hani böyle ne bileyim vestibül arkı atıyorum mesela tam abi, sıfır olacak, süper olacak, nasıl ayarlanacak? Ben en son vestibül arkı sizin preklinikte bitmiştim. Abi bir de bu arada asistanlar hani tel bükme olayı nasıl yani? Apareyler ya sadece uyumlu mu yapıyorsunuz herhalde? Ya, uyumlu mu? Bazen hani ark tellerini de bazen biz büküyoruz ama onlar vestibül arktan falan çok daha kolay. Ya. Öyle mi? Gerçekten bence vestibül ark çok zor ya. Ben şu an bükemeyebilirim yani. Çok bükürüz. Sen benden iyi bükebilirsin. Ben hiç yapamazdım ya vestibül arkı yani korkulur ya. Ben öğrenciyken şu anki halimden daha iyi vestibül ark büküme eminim. Ben buraya geldim en son vestibül arkı sizin preklinikte büküyorum. Çünkü o teknisyen işi biraz ya. Doğru. Hani doğru. Hasta ağzına ufak tefek bükümler yapıyoruz ama onlar daha basit büküm. Uyumlama gibi oluyor. Uyumlama gibi. Hani bazen ark tellerine, hastaya taktığımız ark tellerinde de bükümler yapabiliyoruz. Ve ekstra ark telin üzerine bir ark tel daha büküyoruz. Onlar biraz daha basit ya. Üstü daha zor. Bir tarafı büküyorsun, diğer taraf oluyor. Evet. Abi şimdi bir soru daha var. Şimdi... Ortodontist olmak hani özelde de bayağı hani getirisi olan ve hani aranan bir uzmanlık alanı. Ama şu anda hani sanırım kurslara gidilip böyle hani invizalin, şeffaf plak tedavisi yapanlar ya da çapraşık düzeltme yapanlar falan olduğunu duydum ben. Hani biliyorum. Yani özel klinikte ortodonti uzmanı olmadan ortodontiye dair neler yapılabilir yani tedaviye yönelik? Bence ya da... hiçbir şey yapılmamalı. Hiçbir şey yapılmamalı. Hastaya da yazık, hekime de yazık. Şeffaf plak tedavisi, bırakıp şeffaf plak yapılıyor. Hani bir iki firma var. Şeffaf plak yapılabilir. Hani her bazı firmalar sadece ortodontistlerle çalışıyor. Bazı firmalar normal diş hekimlerine de veriyor. O yapılabilir. Çünkü orada çok hekimin şeyi biraz daha az. Tarayıcılarla sanırım değil mi? Ağız içi tarama. Evet, tarayıcılarla tarıyorsun. Yapılıyor ama bazen orada problemle karşılaştığın zaman ortodonti bilmek gerekiyor ya. İşte hastaya durumu anlatamaz. Komplikasyon yaşayınca evet, hani bir yıl boyunca hastaya götürürsün. Hiç. Ama bir komplikasyon yaşarsan o işin içine çıkamazsan çok kötü. Benim en korktuğum şeylerden biri odur yani. Hastayla hastaya ne diyeceksin ki? Bence çok zor bir durum ya. Biraz bu işi bence için uzmanlarına bırakmak lazım. Doğru ama işte günümüzde hani kliniklerde evet, ne yazık ki biraz da maddi getirisi de fazla olduğu için sanırım tercih edilmeye başlandı gibi duruyor. Evet yani bir örnek verecektim de vermeyeyim. Ya çok kötü işler yapılıyor ya. Gerçekten çok saçma. Hani hiç beklemediğim insanlar saçmaca bu işe girip çok saçma işler yapıyor. Yani bir arkadaşım braketlerini yapıştırmışlardı özellikle. Sağ taraftakilerini sola yapıştırmışlar. Yani insülin gingivalini karıştırıp rastgele yapıştırmışlar. Ve çok yüksek bir ücret almışlar. Ve bunu da bir diş hekimi öğrencisine yapmışlar. Ya. Evet, ben çok üzüldüm. Biraz kötü olmuş. Evet ve onu yapan kişinin oğlu benim bir alt dönemimdi yani Kırıkkale'deyken. Babası da diş hekimi. Ya 50 yaşında insan sen de bunu yapma yani. Ya paraya da ihtiyacın yok yani. Zaten çok ciddi bir kliniğin var. Ciddi bir getirin de var zaten. Ona ihtiyacın yok ya. Ve bunu bir diş hekimi öğrencisi yapma. Çok üzülmüş. Günlerce ben bunu... Evet, bayağı kötü olmuş. Hoş değil ya. Doğru.
Abi peki bu ortodontik kök rezorpsiyonu hani deniyor ya, ortodontiyle çok alakalı bir hareket vesaire. Hani görülme instansı ne kadar bunun, yani çok mu fazla ya da anlamlı bir şekilde etkiliyor mu? Hani Çok çok fazla tedavinin ama bir en büyük genel komplikasyonu bu sanırım, yani yani komplikasyon çok çok sanırım fazla diye. ama genelde bu 1 milim 2 milimi geçmiyor. Ya ben bu 3 yıldır klinikteyim. Yani ciddi bir kök rezorpsiyonu sadece bir hastada gördüm. Ya bir asistanın hastasında gördüm. Belki 1.000 tane asistanın. Bir kişide gördüm. Ciddi bir kök rezorpsiyonu vardı. Bu işin ciddi bir komplikasyonu var. Çok ciddi bir komplikasyonu. Ve Ama böyle bir genelde şey yok. görülüyor diyorsunuz değil mi? Görülüyor ama Ama 1 milim normal 2 milimi hani. çok geçmiyor. O da çok hani önemli bir şey değil. Ama 1 milim 2 milim genelde olur. Klinik anlamı olarak Anladım. çok anlamlı değil. Birinde çok Peki. ciddiydi. Peki o ciddi dediğiniz vakada teşhise yönelik mi bir sıkıntı vardı ya da tedaviye Yok, yönelik, teşhisle yoksa alakalı diyor. Daha çok kişiden kişiye de değişebilen bir şey mi oluyor bu? biraz hastaya bağlı. Aynen onu Hastanın soracaktım. verdiği tedaviye yanıtla alakalı. Çok hekimlik bir şey değil. Hani hasta muhtemelen dava açsa bu davayı kazanamaz. Çünkü Peki çok bu dava hekimlik yükümlü. olayları falan pek oluyor mu, duyduğunuz var mı? Ben Valla benim yaşamadım ortamda diye duyduğum düşünüyorum. olmadı. Ama mutlaka vardı. Ama Türkiye'de bu işler çok zor ya. Birinde hekimle tazminat alması falan çok zor. Ve hekimle sigortasını yap. Sigortanı yaptırırsın. Aylık, yıllık 500 lira gibi bir var yanlış. Yani 1.8 milyona kadar senin tazminatını ödüyor. Yani ben çok korkacak bir şey yok. Ama tabii Yurt dışında peki biraz daha hata sert sende değil. sanırım. Efendim? Yurt dışında falan o kurallar bayağı Evet, sert yurt diye dışında biliyorum, çok hani sert hekime o kurallar. Yani şu karşı. an için Türkiye'de o kadar sert değil. Ama yine Aynen. de Daha hekim bunlardan daha yanlısı önemli bir şey var ya, sanırım, değil mi? vicdanın ya. Aynen. Vicdanı Kesinlikle. seni hiç bırakmaz ya. Sen belki davayı kazanırsın ama. O yüzden Doğru. biraz sonunu görmediğin tedaviye başlamamak lazım. Ya bu ortodontide de geçerli. Diğer bölümlerde de geçerli yani. Ben bu hastanın parasını alayım da. Sonrası ne olursa olsun bir şekilde hallederiz demeyeceğim. Önceden tedavi planın net bir şekilde belli olacak. Ona göre başlayacağız. Anladım. Abi tekrardan bir anket yaptım. Ortodontiye bakış açınız değişti mi diye. %75 evet demiş. Yani sanırım benim gibi herkes bir tık daha hani kliniğinin de zor, böyle hani çok meşakkatli bir bölüm Evet. olduğunu Asistanlığı zor. Çünkü düşünüyordu. asistanlığın çok fazla evrak işi var. Çok fazla külfeti var. Her hastayı ne yaptığını bir yerlere yazman gerekiyor. Model maker ayrı, modeli ayrı, vakası ayrı, fotoğraf ayrı, röntgeni ayrı, çizimi ayrı. Gerçekten hani zor asistanlık. Ama bunlar olmaz zaman kolay. Hani bir saatte 4-5 hastaya bakabilirsin. Anladım. Yani kısa bir hastayla şey muayene ve sonra takip gerektiriyor anladığım Sonra takip kadarıyla. gerekiyor yani. Çok zor değil. Gayet kolay. Ve aslında hani en nihayetinde hastaya verilen tedavi bayağı hani hem estetik oluyor hem fonksiyonel oluyor. Gayet tatmin Evet. edici bir bölüm aslında, değil mi? Evet. Ve hasta atıyorum bir dişini 2 milim daha intrüze edilmesini istiyorsa onu etmesi çok kolay. 2 seansta ederiz yani. Hani geri dönüşü de var biraz. Bu da önemli. Doğru. Hastanın yani aslında çok takıntılıdır. Ufak tefek değişiklikler de yapıyor. Dişin biraz eğimi değiştirilmesi isterse bir ayda değiştiririz yani tedavi. Bu da önemli bir şey yani. Hastayı memnun etmek biraz kolay. Doğru. Hatta bazen her hastayı memnun etmek mümkün değil ama hastanın çoğunu Olmaz. memnun edebilir. Her hastada oluyor yani, her bölümde hastanın tatmin olmadığı, o da Bir de birazcık böyle bu kişiyle problemi hastalar için alakalı. ama onun her hastayı memnun edebilirsin. Evet. Bir de ilgilendiğin şey çok güzel ya. Hani orta yaş maksimum. Genelde gençler. Hasta potansiyeli çok iyi. Böyle daha Evet çok hani anlatıyorsun, aslında. konuşuyorsun, dinliyorsun. Onlarla gülüp eğleniyorsun. Aynen. Aslında hani şey bayağı eğlenceli gibi duruyor. Pedo'yu istemezdi mesela. Çünkü çocuklardan nefret ederdi. Yani 5 yaşındaki, 6 Akıllı. yaşındaki çocuğa bakmak gerçekten hani biraz sabır gerekiyor. Benim mesela eşim çok severdi Doğru. çocuk hastaya bakmak. Ben istemem yani. Biraz kişilikle de alakalı bu durum. Tamam, seviyorsan Pedo'yu çok güzel ama benim için işkence olurdu. Biraz burada hani bölüm tercih yapılacaksa biraz kendi kişisel özelliklerini ön planda tutmak lazım. Aynen abi şey demiş, hani kimler uzmanlık için bu bölümü seçmeli ya da seçmemeli? Bence herkes seçebilir ortada. Herkes seçebilir diyorsunuz. Tabii hastayı defalarca görmekten sıkılmayan herkes seçebilir ama o da büyük bir problem değil. Hani bazen bunu şey yapıyorlar da hasta 2 yıl görürsem ben 2 yıl hastayı eve götürmüyorum ki ayda bir kere gelip gidiyor işte. Doğru. Ya Abi muayenehane çekten... açılırsa da o anne muayenehane açılıp ortodontist hastası bakılırsa bir de şöyle avantaj olur. O hasta her ay geldiği için 2 yıl boyunca aklında hep senin klinik var. Çevresinde birilerine bir şey tavsiye edecekse diş hekimi Çok o senin mantıklı. klinik oluyor. Ve Doğru. bittikten sonra da 2 yıl boyunca hastayla o kadar
haşır neşir oluyorsun ki o bittikten sonra oradan sürekli hasta geliyor. Sadece ortodont açısından düşünme. Diğer sıkıntılar içinde hastaları yönlendiriyor. Hasta hekim ilişkini ise. Çok mantıklı yani özel için. Evet evet o çok iyi. Çünkü hastanın annesi geliyor, babası geliyor, kardeşleri geliyor veya biz okuldan bir tanıdığı oluyor, babasının bir tanıdığı oluyor. Ya biz gidiyoruz 3 aydır, 5 aydır. Çok güler yüzler diyor. Bir daha gelebiliyor. Ortodonti böyle güzel yanları da var. Doğru. Abi bununla paralel olarak bir soru vardı. Hemen onu da araya sıkıştırayım. Klinik açmak isteyen biri için uygun bir bölüm mü diye sorulmuş. Gayet. Ya, klinik açarsanız tabii ki uygun bölüm ya. Dediğim bu şeyden dolayı çok mantıklı bence. Bir daha bir şimdi ama, mesela bizim hastanede de öyle. Sıra da çok fazla oluyor. Hani evet. Ortodonti bizim fakültede özelinde. Ülkedeki en az sıralardan biri bizim fakültede. Biz şu anda 2017 hastalarını çağırıyoruz. Selçuk 2013 veya 2014. Ankara'da 10 yıllık sıralar var. Yani 10 yılda zaten o hastanın tedavisi 10 evet. kere değişiyordur yani. O hasta 18 yaşta gelince zaten devlet tedavi ücretini karşılamıyor. Malzemeyi zaten her yaşta sen alıyorsun. Yine aynı fiyatı buluyor. Doğru. O açıdan özelde her ama türlü bayağı var, tabii iyi. Ki, yani. Her tarafta hep pozitif yanlarını konuşmayalım. Hı-hı. Bu şeffaf plaklar mutlaka bizi sektörü ciddi şekilde daraltacak. Yani birçok normal hekimle başlayacak. Evet abi zaten hani bayağı yaygınlaşmaya başladı. Her tane 100 en fazla ortodontist mezuniyeti veriyor üniversite. Bu da çoğaltacak. Bu da sektörü daraltacak. Şu anda yeni açılan birçok üniversitenin uzmanlık verme yetkisi yok. Ama 3-5 yıl sonra hepsi alacak onları. Hepsi asistan mezunu olacak oralardan. 10 yıl sonra doğru. Çok daha daralmış olacak. Doğru. Şu anda şekilde mezunu veren birçok yer uzmanlık öğrencisi alamıyor. İkisi farklı şeyler gerektiriyor ama 3-5 yıl sonra onlar da tamam. Yani mutlaka asistan alıp mezun edecekler. Doğru. O İmzel'in tedavisi bizim okulumuzda da yapılıyor ama. Evet evet Ayfi Köy'e başladı. Yapılıyor. Hı-hı. Anladım. İşte onun en büyük sıkıntı şu an için maliyet ama maliyetler mutlaka düşecek. Hı hı. Yaygınlaştıkça. 15-16 bin lira gibi bir ücret var. Bizim fakültede. Şu an için tabii yüksek ama mutlaka biraz daha aşağıda gelecek. Peki rağbet fazla mı yani? Çünkü biraz da yaş ilerleyen hastalar hani tel takmak ya da braket takmak evet, yerine. Evet rağbet fazla. Fazla yani. Halbuki hocanın bayağı hastası var. Bayağı isteyen de var. Ama daha çok hani hemen hemen herkes istiyor ama fiyatı duyunca bir kısmı da bir kaçıyor. Doğru. Doğru abi. Evet, bunun direkt nakit ödenmesi gerekiyor. Anladım. Abi ortodonti bölümünün en iyi ve en kötü yanları neler diye sormuş. Asistanlık olarak mı yoksa bundan sonrası mı? Yani bölüm bazında sormuşlar ama ikisini de duyabiliriz. Ya şöyle yani. En kötü yan ne olabilir? Dediğim gibi bu evrak işleri. Kayıt işi. Özellikle de olsan bir kayıt tutman gerekiyor ya. Hastanın mutlaka sende kaydı olacak. Başlangıç kaydı. Modeli olur, fotoğraf olur. Bunları mutlaka arşivlemek gerekiyor. En iyi yanında bence kısa sürede birçok hastaya bakabilirsin. Yani bir saatte dedim ya, 4 hastaya bakabilirsin. Bence bu büyük bir avantaj. Kesinlikle. Yani vakit kaybı da evet, olmuyor. Hani, daha az sürede daha çok hastaya bakabilmek çok güzel bir şey. Çok avantajlı bir şey. Kendine hem ailene hem gene daha fazla vakit ayırabilirsin. Veya daha çok hasta bakabilirsin. Evet. Artık orası sana kalmış. Kişisel bir tercih. Abi bölüm bırakmayı düşündünüz mü diye bir soru var ama hiç sanmıyorum. Evet. Öyle bir şey. Evet düşündüm. Olmuş ya bazen oluyor yani. Olmuş muydu? Gerçekten. Bir hem de birkaç sefer olmuş. Yani. Bardak dolmuş ya bir damla daha tatsa bilmiyorum taşardı belki de. Ya bir de cesaret istiyor. Yani gerçekten herkes bırakmak istemiştir ama o cesaret hani evet o yani onu yapmak aslında dönüp bakıyorsun. Ciddi bir emek vermişsin. Kısa çalışmışsın. Birkaç yıl geçmiş artık. Aynen. Ama bazen de bakıyorsun önünü de göremiyorsun. Bazen hani geliyor böyle insana. Bir basıyorlar. Evet evet bazen oluyor. Ben tekrardan üniversite işte matematik kitabı falan aldığımı biliyorum yani. Hani ya bak yani oluyor ya. Yani. Sınava gireceğim falan diye matematik falan diye çalışıyordum bir ara. Cidden arada oluyor ama gerçekten evet, şey tatmin evet, duygusu da yüksek bir meslek bence ya hani gerçekten biraz meşakkatli ama o tedavide hani hastanın da mutlu olduğunu görünce o işte güzel en güzel motivasyon ya yani hastanın mutlu aynen. olduğunu görmek genç hastanın mutlu olduğunu görmek genç hastayı mutlu etmek aynen. daha kolay ya 15 yaşında dişlerini biraz seviyeleyince hani biraz yapınca mutlu oluyor ondan sonrası daha zor ilerliyor tedavi. Hani ufak tefek düzeltmeler yapıyorsun ama aslında çocuk biraz sıkılmış oluyor. Biraz da kötü yani o. Biraz çocuğu motive etmen gerek. Evet artık doğru. Artık hani o bırakmak istiyor. Onlar için de zor. Evet. 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 Yani çünkü birçok şeyi kısıtlıyorsun çocuğa. Her şeyler yok, yapışkan şeyler yok. İşte geçen doğru. Çok komik bir şey oldu. Çocuk bırakmak da zor tabii.
İşte çocuk bu raketini kırmıştı. Ben de biraz sıkıştırdım. Hani niye kırdı falan filan diye cevap vermedi. Abicim sana soruyorum. Niçin kırdın bu raketini? Ben durdu durdu ağlamaya başladı. Ya. Kardeşlerim karşımda yedi. Ben de dayanamadım. Ben de yedim. Çok üzücü. Ya Siz de tabii duygulanmışsınızdır anne bir şey yani. demedim. Artık onu dedikten sonra bir şey demedim. Ya. Sonuçta 10-11 yaşında bir şey. Bazen olabilir. Aynen. Ama şu var. Kıran her sahi sürekli kırıyor. Bu bir alışkanlık haline geliyor. Ya kırmayan da kırmıyor. Buradan öyle izleyen öğrenci hastalarım varsa onlara da söylüyorum. Birkaçı sürekli kırıyor. Birkaçı hiç kırmadan Artık anlamak isteyen üzerine alıp tedavisini yani bilemiyorum şu evet an. özellikle sizin sınıfta var birkaç kişi. Onlar şey yapıyorlarsa üzerlerine alınsın da. Tamam ben onları iletirim abi özelden de. Bakıyorum asistanlık süreci size neler kattı demişler. Sabretmeyi kattı bence. Ben bu kadar sabırlı bir insan değilim. Gerçekten. Ben çok aceleci bir insandım. Böyle bir şeylerin yavaş yapılmasından, bir şeylerin ertelenmesinden nefret ederdim. Ama asistanlıkta en çok bence sabretmeyi öğreniyorum. Her şeyi sabretmeyi öğreniyorum. Hastaya da sabretmeyi öğreniyorsun. Hocayı da beklemeye alışıyorsun. Oradaki personelin nazını niyazını da çekmeye alışıyorsun. Doğru. Ya bir yerde de hani mecbursun gibi oluyor Evet, ve üniversite öğrenmek şartlarında zorunda mecbursun kalınıyor. olduğundan bahsediyorum. Üniversite mecbursun. Yani yeri geliyor personelin bile nazını çekiyorsun. Doğru. Yani bir laf söylüyorsun yine o bildiğini okuyor. Bu sefer senin iş hiç yürümüyor. Bazen katılmıyorsun. Biraz anlayışlı ve sabırlı olmak Evet gerekiyor ben işte bu gerçekten. kadar Her bölüm sabırlı bir için insan. geçerli sanırım. Yani bilmiyorum belki bundan dolayı sadece genç hastalara baktığım için mi bu kadar daha çok sabrediyorum bilmiyorum ama bu kadar sabırlı değilim aslında. Her şeye daha sabır, hani daha çok şey yapabiliyorum. Tahammül şeyim daha yüksek. Abi chatten bir soru gelmiş şu Hı? anda. Diğer diş hekimliği işlemlerini yapmayı özlüyor musunuz? Yani Hiç şu an hiç özlemiyorum böyle hiç. yapmıyorsunuz ya. Hiç özlemiyorum ya. Gerçekten ben uzmanla çalışırken şunu diyordum ya veya çalışmaya başlamaya düşündüğüm zamanlar. Ya ben bu kadar okudum bunları yapmayacak mıyım? Niye yapmıyorum ki diyordum. Aynen insanın bir şeyi oluyor Evet ben yani. ya Hepsini gördüm ben mesela. Bir uzman olunca sadece onu mu yapacağım falan hani kafasına geliyor. evet ben de öyle düşünüyordum sınava hazırlanırken. Ama şu an hiç özlemiyorum. Ne kanal tedavisi, ne dolgu yapma, ne işte. Peki abi bir Diğerlerindeki şey hastaneler de söyleyeyim. çok özlemiyordur ya. Bence bir işe odaklanınca diğerlerini çok yapmak istiyor. Doğru. Mesela atıyorum hani üniversitede uzmanlık sürecimiz bitti. Hani özel bir kliniğe girdik. Hani başka vakalara veya işte atıyorum kanal tedavisi geldi. Bir dolgu yapmamız gerekiyor. Hani tekrardan hani istesek o sürece tekrar alışabiliriz. Yani tamamen insan unutmuyordur herhalde değil mi? Ya da işte Unutmuyordur ama yavaşlıyordur. Şunu söyledim. Bak atıyorum ben şu anda atıyorum ben ilk mezun olduğumda özellikle çalışırken belki bir kanalı 30 dakikada, 40 dakikada, 45 dakikada yapıyorum. Ben şu anda bir kanalı 1 saatte yaparım. Ama bir saatte 4-5 hasta bakabilirim ortada. Ben o kanalı yapıp niye zaman kaybedeyim ki? Böyle düşünüyorum. Doğru. Yani bir Ama işe mesela odaklanınca ama özelde uzun. Hani bir işe ya da odaklanınca o işi hem daha iyi yapıyorsun hem de daha hızlı yapıyorsun. Bu da bir sürede daha fazla hasta bakman demek. uzmanlığında aslında esprisi bu. Yani hani Bence de ya biraz o ya. odaklandığın Hani işini hem daha bölümü iyi yapıyorsun hem daha hızlı yapıyorsun. yapıyorsun. Hani daha iyi yapıyorsun. Anladım. Hayır Peki mutlaka abi. gerekli mi uzmanlık? Ya bence biraz istemiyorsan gerekmiyor da. Yani, bir Aynen muayene biraz aç. da o tarz bir konuşalım abi. Hani özelde atıyorum biraz da şey hani uzmanlık artık çok önemli. İşte pratisyen hekimliğin önü kapanıyor gibi şeyler de dönmeye başladı. Hani ileride daha çok uzmanlığın değeri artacak gibi vesaire. Hani bu süreçte hani kendini zorunlu hissediyor aslında uzman ama klinisyen de olmak istiyor. Hani ne önerirsiniz? İlla ki Ya burada uzmanlık insan işte zorlamak gerekiyor mu? kendi kararını kendisi vermesi gerekiyor. Benim arkadaşım var hani 3-4 bin liraya iş teklifi var. Bir iki ay çalışıyor. Düsa hazırlanıyor. Bırakıyor. Düsa hazırlanıyor. Benim arkadaşım var yine özelde çalışıyor. 15-16 bin lira kazanıyor. Yine bir arkadaşım Ankara'da muayenehane açtı. Benim bir alt ya açtığı yere açık ve ne söylüyorum? Ben bakkal açmam. Eski bir mahalle, eski bir apartmanın altı. Yani şu an 2 yıla daha olmadı. 1,5 yıl falan oldu. Yani kliniği tamamen borçla almıştı. Borcunu ödedi, evlendi ve 2 ay önce 400 bin liralık araba aldı. Ben oraya bakkal açmam. Biraz da nasip kısmet meselesi. Biraz da çocuk işi biliyor. Ya Yani biraz da biraz da kendisi de böyle biliyor. bir Yani demek ki çocuk hani uzmanlıkta başarılı olmayacağını bildiği için klinik evet. açtı. Şu an başarılı ama klinik açıp kapatanlar da var. Hı. Burada insan en çok kendisini en iyi kendisi bilir. Ya biraz böyle klinikçi olmak için sanki hani reklamı iyi yapmak, biraz böyle Birazcık ticari kafada olmak gerekiyor sanırım yani tabii ki ben tabii öyle biraz. şeyleri hiç Bu işin biraz yapamam. da işte
ticaret boyutu var. Biraz da dil önemli. Hastaya ağzına nasıl bir kanal yaptığını bilmiyor. Veya nasıl bir Hani dolgu. hastalar zaten hiçbir şeyden habersiz, hani 20'lik şeyle gütayla doldursan bile hastaya onu Değil mi? pazarlayıp çok Aynen, sen güzel de iyi kanal yapmış gibi yazıyorlardır da hani gösterebilirsin. yazık öyle bir şey. Bazen en iyi kanalı sen bile yapsan müthiş her şeye dikkat etsen yine hastanın ağrısı oluyor. Hastanın gözünde kötü bir hekim oluyorsun. Aynen. Aynen. Özelin biraz öyle şeyleri var değil mi? Handikapları var. Her yerde var. Ya Evet. devlet özel var. Doğru. Onu Abi bilmiyorum. uzman olduğunuzda nasıl bir yol izlemeyi planlıyorsun demişler sizin Ya özelinizde. muhtemelen klinik açarız. Ya işimde diş hekimi olduğu için. Evet, Klinik biz bunu tabii televizyondan bu şeylerinizi izlemiştik de diğerlerine açarız. söylemek için. Muhtemelen klinik açarız içinde. O da diş hekimi. Ben biraz daha esnek çalışırız. Beraber olduğumuz için. Çocuğumuzu da yanımıza alırız diye. Artık planı da ona göre yapıyoruz. Yanımızda küçük bir oda Yatırımlar. ayarlarız. Yanımızda küçük bir oda ayarlarız. Onu da orada büyütürüz falan diye düşünüyoruz. Artık her planda o spada var. Doğru. Çocuk olunca tabii her Evet, şeyde küçük olunca her ona şeyin göre ona göre planlı. düşünülmesi Aynen. gerekiyor. Peki abi böyle hani çocukla şimdi de zaten yeni, hani böyle çok da yeni alışıyorsunuz siz de. Zor oluyor mu hani çalışma hayatıyla çocuk büyütmek? Hani nasıl oluyor? Ya Çok şöyle zorlanıyor söyleyeyim, hani eşim mu? çalışmadıkça Nasıl bir sağ olsun süreç oluyor? süreçte bana çok yardımcı oluyor hani. Çocuğu hep o bakıyor, ben sadece seviyor gibiyim. Hani sağ olsun çok anlayışlı bir insan. Hani atıyorum gece çocuk ağlarsa kalkıp o bana baktın. Sen yarın mesaiye gideceksin. Bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Ben çocuğun çok bir dezavantajını görmedim ya. Sadece kendini sevme kısmı. Eşimin sayesinde bu biraz da. Çok anlayışlı bir konuda. Hani ben yarın mesaiye gideceksem. Ve şunu da söyleyeyim. Bizim çocuk biraz da uyumlu bir çocuk. Yani böyle çok fazla geceleri uyanıp sürekli Maşallah ağlayan bir çocuk diyelim. da değil. Şükür. Hani o çocuk da çok zor değil. Eşim de sağ olsun. Bana çok yardımcı oluyor. O yüzden çocuğun hep güzel yanlarını görüyorum ben. Bu soruyu eşime sormak lazım. Doğru. Doğru abi. Olcay yorum yapmış. Şey demiş abi. Benden çok breket kıran hastası olmuş mu merak ediyorum demiş. Galiba Olcay ilk üçte olduğunu söyleyebilirim Olcay'ın. Sürekli braket kırıyor. Artık Olcay'ın hangi braketleri sürekli kırdığı aklıma istersen kural söyleyeyim. 45 ve 25'i sürekli kırıyor Olcay. Bazen de 12'yi. bayağı Gözümü bir yere kapatınca göre. gözümün önüne Olcay'ın kırdığı braketler geliyor. Olcay. Seviyoruz seni Nuri abi yazmışlar. Ben de Çok gerçekten istiyorum. Benim bir 10 tane falan öğrenci hastam var. güzel. Çok severek bakıyorum Bayağı onlara da ya. varmış abi ya. Evet, var bizim fakültede bir 10 tane falan öğrenci hastam var. Onlara da çok severek bakıyorum. İyi oluyor Abi. bence ya, güzel oluyor. Kötü bir haberim var şu an. Hangisi Olcay braket kırmış? 45. 45 yine kırıldı yazmış da Olcay. Olcay. Neyse Olcay, bunu burada tartışmayalım. Olcay yarın gel de beraber şey yapalım. Biz de seni seviyoruz abi demiş Ben de herkes. gerçekten hani öğrenci çok seviyorum. Mümkün değil mi bu ne kadar bir öğrencinin kırmamışımdır herhalde ya. Yok abi sanmıyorum Bilmiyorum yani ama ben hani. mümkün olduğunca kırmamaya çalışıyorum. Ki zaten klinikte hani bazen insan gergin olabiliyor, şey Yok, olabiliyor da klinik yani kolay hiç kolay öyle şey demiyorum. Yok yok, bir. kliniğe çok kimseye şey yapacağımı sanmıyorum. Çünkü o yollardan ben de. Doğru. Ben şunu gördüm diş hekimliğinde. Diş hekimliğinde bunu herkes için söyleyemem ama %20, %30 bir kesim diş hekimliğinin egolarını tatmin etmek için oradalar. Bu asistan da olabilir, hoca da olabilir. Orada çalışan bir personel de olabilir. Ben bunu kendi üniversitem adına söyleyebilirim. Bunu çok gördüm. Kırıkkale'de. Birileri orada egolarını tatmin etmek için olmalı. O da biraz tabii öğrenciye de yansıyor yani. Tabii ki öğrenciye de yansıyor. Asistana da yansıyor. Veya hocaya da yansıyor. Hani ben daha çok dikkat edip bu konuda biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Birileri Anladım. kalbini kırmamaya çalışıyorum. Anladım. Ya arkadan bence güzel anılmak güzel bir şey. Kesinlikle. Ya bir de abi bizde şey oluyor şimdi öğrenci tarafında, hani bölüm hangisini seçsem vesaire kafamıza dönüyor ya, zaten bakıyorsun hani herkes kendi okulundaki kendi bölümler üzerinden yola çıkarak, ne bileyim Tabii hocalar tabii arasında çünkü öğrenci. üzerinden yola çıkarak hani bir kanıya varıyor. Herkes kendi okulundaki gibi sanıyor mesela bölümleri. Ona göre tercih ediliyor genelde. Benim hep Evet, duyduğum genelde öyle kadarıyla. oluyor ama öyle değil. Ya. Hani Hani buranın asistanları sevdiğin bölüme gitmek istiyorsun yani hani ileride de, ama tabii farklı ama üniversitede farklı bir aynı ortamda karşılaşabiliyor. farklı üniversitede farklı bambaşka şeyler olabiliyor. Buranın X üniversitesinin bir buranın X bölümü çok kötü olabilir ama Ankara'nın X bölümü dünyanın en iyi yeri olabilir. Orada mutlu olabilirsin.
Doğru. Abi peki bu üniversite araştırma işini mesajlaşarak Evet, vesaire evet. dedin, Bir değil mi var işte İstanbul'daydım. Biraz öyle halletmiştim. Gelip gitme imkanım olmamıştı. yani? Mesajcılarından halletmiştim. Anladım. İşte, Yani asistanlar da zaten birbirine yardımcı olmaya çalışıyordur ya da gelecek tabii. Kesinlikle. öğrencilere. Herkes cevap veriyor. Hani Herkes biraz yardım. sanki utanılır mı acaba sorulurken falan diye ya da Yok yok, buna mesela utanılacak hiçbir şey toplarlı yok ya. yürüp gibi mi olur diye düşünüyorum da bazen hani Yok sürekli yok. bir şeyler sormak birine. Yok yok, buna utanılacak hiçbir şey yok ya. Hiç kimse bunu öyle algılamaz yani. Kimse üst soruya cevap verdi diyecekleri. Hiçbir şey olmaz. Ben şey de yapmıştım bir de. Kendi üniversitemdeki birkaç asistan abiyi de arayıp onlardan da bir bilgi almıştım. Sağ olsunlar, hala birkaç ile görüşüyoruz. Gerçekten onlar da yardımcı olmuşlardı. Yani Anladım. buradaki asistan arkadaşlar da arayıp sorabilirsiniz. Bölüm varsa, bölüm periyoda buradan birilerini arayıp periyoyla ilgili bilgi alabilirsiniz ve hani atıyorum buradaki periyodaki biri Ankara periyo hakkında birçok şey bilebilir. Orada arkadaş olabilir, ne bileyim. Oradan biri geçmiş yapmış olabilir. Kendi üniversitenizdeki asistanlara da sorabilirsiniz. Doğru. Onların da çevreleri oluyor çünkü Tabii zaten. ki, tabii ki. Oradan birilerine ulaşabilirsiniz. Abi Ama bir de mutlaka şey, iyi araştırın. evet, iyi araştırmak çok önemli oluyor. Hani bölüme siz karar verin. Atıyorum veriyor orta protezler neyse ama üniversiteyi iyi araştırın. Peki şey diyorlar abi, mesela şehir odaklı mı seçim yapalım mesela, yoksa hani kafamızda net bir bölüm yoksa Ya bir net bir bölüm olsun. En önemli şey işte bölüm. Bir ömür kesin bir boyunca bölüm olsun. mü olsun yoksa? Bence net bir bölüm olsun. Şehirde, üniversite bunlar halledilebilecek şeyler. Ama bölüm çok önemli. Bir ömür boyunca o mesleği yapacaksın ya. Bu hayatta Doğru. önemli iki şey var. Bir el seçimi, bir iş seçimi. Ya bir daha iş seçiyorsun. Orada Doğru. iyi Yani karar ver. uzmanlık süreci de sonuçta 3-4 sene sonra bitiyor. Yani o Evet, şehirde bunu artık bitiyor ya. kalman Tabii gerekiyor. ki yaşadığın şehirde gittiğin üniversite çok önemli ama en önemlisi bence hangi bölüme gittin ya. Çünkü bir ömür onu yapacaksın. Bir ömür kanal yapmak istiyor musun? Veya bir ömür ortodonti yapmak istiyor musun? Veya Doğru. bir ömür diş temizliği yapmak istiyor musun? Bunlar çok önemli. Evet, yani. Öyle. Abi şimdi farklı üniversitelerde farklı tedavilerin yapıldığı oluyor mesela orto için. Hani siz atıyorum şu fakültede ortoda şunlar da yapılıyormuş. Hani bizden farklı olarak gibi o tarz bir Yok. bilginiz var mı? Yani Çünkü şöyle cerrahide falan söyleyeyim. çok değişiyor ya hani asistanların Ortodonti o bir kadar diğer marjinal mesleğe değişiklikler yoktur ya. vesaire. Atıyorum sınıf 2 bir tedavi vardır. Biz HERS kullanırız mesela. Başkası FORCE kullanabilir. Bunlar hemen Oradaki birbirinin ekole bağlı. muadili. Biraz muadili ama bunlar birbirinin. Ve hep aynı sonuca varıyorsun. Yani çok ciddi farklar yok arasında. Ve hani o aparatı sen de alıp hemen kullanabilirsin. Yani basit şeyler. Çok ciddi farklar yok arasında. Cerrahi gibi farklı ekoller değil. Ortodonti şu olabiliyor ama bazen. Vakanın birçok doğrusu olabilir. Atıyorum bir vaka 14-24 çekerek de tedavi edilebilir. Sınıf 2 fonksiyonel aparatı kullanılarak da tedavi edilebilir. Çekimsiz de tedavi edilebilir. Bunun üçü de doğru olabilir hastaya. Üçü de yapsan yanlış olmaz. Böyle bir şey var. Sen farklı bir gözle görürsün. Ben farklı gözle görürüm bu hastayı. İşte Doğru. böyle bir durum var. Yani herkes bakıp hani atıyorum bizim bölümde 3 tane hoca var. 10 tane asistan var. Çok basit bir vakayı bile çıkarsan hani 13 tane 13 kişinin 13'ü de aynı şeyi söylemeyebilir ve hiçbiri yanlış olmayabilir. Anladım. Birazcık Yani hani biraz kendin yoruluyorsun. Evet, biraz beyine ekime bağlı, biraz yorumlamaya bağlı bir. doğru. Abi peki şey soracağım. Ortodontinin hani cerrahiyle böyle hani paslaşması bayağı yaygın. Yani Evet, hani evet. bir çekim oluyor tabii çekim ya da işte çeneden o gömülünün üzerindeki Evet, diş etini tabii ki. kaldırıyoruz vesaire. Cerrahiye Hani bağımlı. bunu özelde nasıl karşılayabiliriz? Yani klinikte hani bir ortodonti bir cerrah gerekir mi yoksa klinik açtığımızda farklı bir yere yönlendirip öyle mi hastayı Yo, şöyle tekrar? yapabilirsin ya. Tam bunu nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum ama bir klinikte bir cerrahla anlaşırsın. Yani senin işin o zaman cerrah 2 saat gelir. O dişini 2-3 hastayı birleştirir. Dişlerini üstüne açar. Çekilmesi gereken dişleri çeker gider. Ya da mesela bir ortodonti uzmanının yapabildiği basit cerrahi işlemler oluyor mu yoksa hepsinde yine de dışarıdan bir Vallahi uzman? ben yapamam herhalde ya. Ben çok zorum. 4 numaranın kökü kırılırsa çıkartamam herhalde. Bir de ortodontik çekim. Evet. O Cerrahide yüzden de bazen ben ortodontik çekimler geliyor. Herkes böyle şey dikkat kesiliyor işte. Yanlış evet diş çekmemeliyim, 4 yanlış numaranın kökü de kırıla diş çok kırılabiliyor yani. çekmemeliyim. O yüzden bence herkes işini iyi yapmalı yani. Ve iyi yaptığı işi yapmalı.
4 ton sadece çekim yapmam. Doğru. Yani 100 lira 200 lira için değmez. Bence. Bu işin uzmanı değilsen 100 lirayı ver ya. 200 lirayı ver ya. Doğru, Yani hasta haklısın sana zaten. 7-8 bin lira veriyorsa tedavi, sen de 200 lira bir cerraha ver de çektir yani. Orada Doğru, kök haklısın. kırılacak. Çıkartamayacaksın. Kalp kaldırmaya kalkacaksın. Çok ciddi hasar verecek. Sonra orada bir kemik defekti olacak. Ben işi uzmanı yapmam. Veya Aynen, hani aynen. sadece hani uzmanlık cerrah olsun demiyorum. Hani bir ortamda 4 yıl diyor. Ben şu an kendim için 4-5 yıllık çekmiyorum. Orada bir normal diş çekimi benden çok çok daha iyi diş çekebilir yani. Bırak o çeksin. Sen çek. Normal bir diş çekimi muhtemelen birçok ortada. Sen daha iyi diş çeker. Çünkü 4 yıl 5 yıl çekmiyorsun. Doğru abi, haklısınız. Bir soru gelmiş. İstanbul'da özelde çalışma süreci nasılmış peki Nuri abinin diye Ya soruyorlar. ben başvuru yapmıştım. İşte gidip yüz yüze görüşmüştüm. Çağırdılar. Gittik çalıştım 7 ay falan. Bir poliklinikti. 7-8 yıllık bir poliklinikti. Gittim çalıştım. Haftanın 6 günü. Saat 10'dan 6'ya kadar çalışıyordum. Ama çok memnunum. Çalıştım. Yaşarı memnunum. Hani uzun yıllar çalışabilir miydim? Ama çok uzun yıllar çalışabileceğim bir yer değil de. Yani yerinden dolayı değil. Bilmiyorum İstanbul'u bilenler var mı? Esenyurt'taydı. Tam maddi getirisi çok iyiydi. Hani ben 7 ayda arabamı alabilmiştim. Ama bir ailecek oturacak yer değil. Yani. Yok, ben şöyle söyleyeyim. Ben 7 ay orada kaldım. Her gün işe gidip geldiğim yerde bir sabah erkenden adam biri karısını bulmuş. Kendi kafasına. Yine bizim benim oturduğum mahalle. Esenyurt'un en iyi mahallelerinden biri ama biri karısını bıçaklamış 6. kattan aşağı atmış. Bu benim olduğum sürede sadece. Biri bir gün klinin önünde birini bıçakladılar. Hep bunlar 7 ayın içinde olan şeyler. Ve benim çevremde İnanılmaz. olan şeyler. Orada böyle aileyle falan oturabileceğin çok yerler değil. Sıkıntılı. Evet. Ha, klinik belki çok iyiydi. Merkezdeydi. Ama sen zor bir yer. Tamam, en zor yerlerden. Peki ADSM'de çalışma gibi bir Yok, tecrübeniz hiç oldu tercih yapmadım. Ve şöyle oldu. Ben sınava girdim zaten. Sınavım iyi geçmişti. O yüzden mu? hiç tercih falan da yapmadım. Hiç Doğru aklıma söylüyorsun. gelmedi. Çünkü şeyi bekliyordum. Açıklanmasını bekliyordum. 15 soru davalık olunca. Bayağı sürdü yani. 8 Doğru. ay falan sürdü. Ben o 7 ayda çalıştım. Anladım. Abi sizin son olarak eklemek istediğiniz, yani şeyle genel bir toparlamak gerekirse, herkes sevgilerimizi iletirsen iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz demişler. Ben Kıbrıs'tan de arkadaşlar selamlar. çok seviyorum. Hepinizi çok Hocam, seviyorum. çok güzel bir program oldu. Ortodonti ve cerrahi arasında aşırı kararsızdım. Ortaya kaydım sayenizde demişler. Herkes sevgilerini iletiyor abi Ben de size. herkese çok seviyorum. Herkese çok selamlar. Eğer ekstra sormak istedikleri bir şey varsa son olarak bir soru da alabilirim. Ben de yazayım. Buradan da söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Genel olarak yani siz uzmanlığı önerirsiniz. Yani kesinlikle Yani öneririm. Ama herkesin uzman olduğu şartlı alanda demiyorum. çalışması Tabii herkes daha iyi. için en iyi yapacağı şekilde. Ama kesinlikle de gerekir de demiyorum ya. Burada biraz herkes kendisine en iyi kendisi. Doğru. Herkesin karakteri, kişilik özelliklerine göre de değişiyor. Mesela ben hani özelde o dediğim ticaret şeyi, o hastalara dil dökme Ne vesaire, onları yapamam mesela hani. yapmayı Ne zorluysa düşünüyorsun? onu yapmaya çalışırım sadece. Hani o yüzden kişisel özellikler de bayağı baskın kalıyor bence. Ama Abi de şey oluyor. Biz mezun olup da hani DUS'a atıyorum işte girdik hani olmadı vesaire. Özelde çalışmak isteyenler de oluyor hani arada. Ve hani yeni mezunlara verilen maaşlar da şu an hani çok komik. bazılarından duyuyoruz çok yüksek. Bazıları hani asgari ücretin biraz üstü falan Evet, hani. çok komik. Ben de ona diyorum ya. Hani Ne yapmak 4-5 bin lira bile bence çalışılmaz şu an şartlarda. 4 bin lira çalışacaksan o diplomayı daha iyi. Çünkü çok zor mezun. gerekiyor? Bir de şey oluyormuş abi mesela hani 6 gün haftada ve 9'da başlıyor hani 7'de bitiyor deyip Genelde mesela 9'da çıkıyorlar genelde hani benim tanıdıklarım ya yeni özel mezun biraz öyle oluyor. Genelde 6 gün oluyor. Ya prim usulü olanlar. çalışırsan aslında bu çok koymuyor. Çünkü hasta bakarsan karşılığını alıyorsun veya 2 saat orada mesai kalırsan hasta bakıyorsun karşılığını alıyorsun. Ama sabit bir ücretle çalışırken tabii ki zor oluyor. Yani. Hani çalışabiliyorsanız her türlü primle çalışın. Yani. Sizi daha motive eder. Ama tabii bazen de bunun ucu kaçıyor yani. İnsanlar primle çalışıyorum diye hiç yapamayacak işleri de yapıyorlar. Yani. Doğru. Bakın Yani bir yerde aslında vicdanlı çalışmak. hani mahkumsun çalışmaya ve artık Evet. Vicdanlı çalışmak lazım. Çok önemli. Vicdanlı çalışın. Ne yaparsanız yapın vicdanlı. Kafanızı yastığa akşam rahat.
acaba bu hastaya böyle yaptım ama demeyin. Gerçekten bu çok önemli. Abi bazen o hani şey stajyerlikte de başımıza geliyor. Yani istemesek de hani Evet. ne bileyim eye kırılıyor, bir şey oluyor. Hani o da Neye insanı kır? gerçekten üzüyor ama hani bunların da yaşanması Muhtemelen gerekiyor. şey değil ya. Bak şimdi neye kırmak ayrı bir şey. Neye kırmak senin bir problem değil. Yani belki Ama acemiliğinden dolayı. sen kendini zorlamışsın da kırmışsın mesela gibi mi Ama hissediyor orada insan? iyi niyetim var. Ama bazen şu oluyor özelde. Ya implant yapılmaması gereken yere dişçe gibi implant yapabiliyorlar. İşte bunlardan bahsediyorum. Ama atıyorum beye kırıldı. Buna vicdan yapacak bence çok bir şey yok. Ha, belki kendini suçlayabilirsin. Bir dahaki hasta daha çok dikkat edersin ama ben kendi babamın dişini neye kırdım? Hala duruyor. Hatıra. Ya olabiliyor. Çok hani çok Doğru. şey yapacak bir şey değil. Hı. Ama ya bunu çok şahit oldum. Gördüm. Az önce bir ortodont örneği verdim. Hasta mesela dişi kanalla kurtarırken kanal yapacak belki 500 lira alacak. Ama onu çekip implant yapacak. Bundan bahsediyorum. Vicdanlı çalışmak. Doğru. Ya bir de bu şehirden şehire ve mesela periferde olup olmasına göre de Tabii değişebiliyor. tabii Bir de imkanlarına göre. hasta isteği de oluyor. Mesela hasta diyor ki Tabii hani tabii. kanal yapılması gerekiyor. Diyor ki istemiyorum. Hani Tamam o çekimde ayrı. Ya hasta onu istiyorsa tamam o ayrı bir durum. Ama hastaya sen durumu anlatman lazım. Tabii, bu dişin kanalla kurtulabilir desen yeter. Ya. Tamam hastanın tercihi çekip çekebilirsin. İmplantını yapabilirsin. Ama bazen yok. Hani kanal yapılacak dişe bile yok. Yani dişin çekim deyip çekim yapmak hoş değil. Yani. aynen doğru abi. Hasta veya öğrenci kaynaklı olarak bunu da yapmazsın artık dediğiniz bir olay yaşandı mı? Hastaya ya da öğrencilerden birine artık hani bu kadar da olmaz falan gibi. Ya şey Öyle bir olmuş ben üniversitedeyken benim bir alt dönem ben 5'teyken 4'teyken işte şey yapmıştım. Braketleri yine ortodontte. Braketleri sökülmüş debonding yapılacak. Sadece gelenler biliyor. Kalbi frez de yapıyoruz debonding. Hani bu dişin kompozitini yani dişine yani sadece yapıştırdığımız kompozit alan bir frez. Öğrenci arkadaş elmas frez de yapmış debonding. Ve hemen hemen tüm dişlerin minnesini uçurmuş. bir Galeri de falan. rond hani şey yani Montu direkt yapıyor. Fişür frezi takmış. Fişür frezle tüm dişlerin bu kalinden geçmiş. Ve geri dönüş olmamış. Çok kritik. abi. Evet yani hani baya kötü. Stajdan kalmıştır ama yazık kaldım. Yani tekrar sınıfta kaldım. Hani bunu hastaya açıklaması da çok zor. Hastaya da açıklayamazsın sen bunu. Yani düşünsen 2 yıl 3 yıl ortalama tedavi görüyorsun. Tedavi sonunda biri geliyor. Fişür frezle dişlerini minelerini uçuyor. Kötü bir durum. Baya kötü abi ya. Böyle şeyler baya korkunç oluyor. Bizde de hani staja çıkmadan önce işte hani yanlış dişi çekersem ne olacak falan diye. O kadar korkunç Tabii. oluyor ki mesela düşüncesi bile. Tabii bu birazcık dikkatsizlikten olmuştu da şey Mesela yani. benim kendimden de örnek vereyim. Bir veya iki, alt bir veya iki kanal yapıyordum. Perfor etmişim. Dördüncü, beş mi hatırlamıyorum. Hipo sıktım. Hipo dudakla iç arasında birikti ve istedim. Kötüydü yani. Kadının bir hafta Ekimos gitti yarım. falan. Efendim? Ya Ekimos direkt falan şey orada böyle birikti yani. Hipo orada birikti. yayılıyor. Kanaldan taşıdı. Ya çok kötü bir durum. Evet ya insan bir de tamamen komplikasyon yönetimi hiç yok zaten stajyerlik hekimde. Yani ne yapacağını bile bilmiyorsun. Baya kötü oluyor. Yani o zaman kanalı açamıyorum abi deyip asistanı çağırdım. Asistan zorla morla dedi. İşte burada biraz öyle hani biraz ters deyip gönderdim. Sonuç öyle oldu. Görmüyor mü? Öğrenci de biraz iyi davranıyor. Doğru, Bakarken. kesinlikle katılıyorum. Yani Abi bana ya ben ilk bundan oturdum. Hani dördüncü sınıftım ilk oturdum. Bana 46 numaralı kanalı vermişti. Birincisi ya yani dördüncü sınıfım ilk defa kanal yapıyorum. Yani 46 numarayı da verme yani dördüncü sınıf. İlk kanalı verme yani 46 numaralı. 46'yı Ya vermezsin yani ilk kanalda. vermezsin ya. Doğru abi niye öyle oldu acaba? Yani sizin Öyle stajlarınız denk gelmiş. Niye nasıl bilmiyorum. geçiyor Normalde daha bu arada? yazmıyorlardı. Şebnem Efendim? ablayla biz konuştuk da geçen öğrencilik hayatının nasıldı diye Marmara Üniversitesi'nin sitesinde okumuş Şebnem abla. Aşırı zordu diyor yani anlattığı şeyler hani inanılmaz. Sizin üniversitede hani stajlar nasıldı zorluk, kolaylık ya da geçirme, Gerçekten kalma çok vesaire. zor. Ya bizim pre-klinik gerçekten zordu. Barajlarımız çok yüksek. Stajlar nasıldı? Efendim? Şey, prekliniğiniz de zordu, stajlarınız da zordu değil mi? Stajlarımız da gerçekten. Yani 5. sınıfta diş çekme barajı 125'ti yani. 10 gün gidiyorsun staja. 10 Gerçekten gün mi? lokaldesin. 10 günde de 125 diş çekiyorsun. Çekmezsen yazım gelir. Oo, bayağı fazlaymış. Evet yani her bölümde fazlaydı. Hmm.
Yani zorluyorlardı. Ya ben hani böyle Şebnem ablanın da anlattıklarını duyunca bir de orada malzeme de verilmiyormuş hiç. Hani Evet, ne demek? muayene setinizi falan kendiniz Tabii, getiriyorsunuz. evet. Barbaros Kadardaydı. konuda çok kötü. Yani muayenesinde bile sen Öyle şey dedi. yaptın. Mesela hani cerrahide ONAS'ta bakıyorsam 10 tane setim olması gerekiyordu falan dedi hani. Evet, oralarda Bayağı öyle. attı. Grev falan yapmışlar hatta. Evet, Haberlerde Marmara çok kötü. Yani falan gördüm. Marmara arkadaşım da vardı. Biz de birçok malzemeyi kendimiz alıyorduk da. Ama bir muayene setinde almıyorduk. Yani. Doğru. Hadi Yani bir hani bu kere aldın hani maddi açıdan değil de sürekli onu sterilizasyona götür getir. O bile ciddi bir külfet öğrenciye ya. doğru. Yani Ona bunları daha yenmek bile kötü. sonra bizim okul hani şey olarak stajlarda da ne bileyim hani hocalar bildiğimiz kadarıyla hep öğrenci yalnız hani gittiğim Evet, stajlarda bunu net ve açıkça söyleyebilirim buradan tüm öğrenci arkadaşlara. Ya burası öğrenci için biraz rahat. Bunu çok açık öne söyleyeyim. evet yani ben de hani bunları da duyunca iyice rahat. Zaten hani çok zor diye bir şikayetimiz Evet, yoktu da öğrenci için rahat. sonra bayağı rahat aslında bizim okul. Güzel yani bence. Yeni Yani bir birçok yere göre mutlaka daha rahat olan yerler vardı ama aşırı da rahatlıkla hani baktığın zaman iyi gibi gözüküyor ama öyle olmuyor. mezuniyette zorlanıyor o zaman da sanırım. Evet, mezuniyette zorlanıyorsun. Böyle aşırı da çok da rahat yerler var. Var, çok daha rahat yerler var. Bunun Doğru. ayarı Doğru. ayarı kaçmaması lazım. Abi son olarak şöyle toparlarsak neler söylemek istersiniz? Başka soru göremiyorum şu anda. Ya arkadaşlar işiniz dediğim gibi vicdanlı yapın. En iyi yapacağınız yere gidin. Bu ortalama olur. Cerrahi olur. Kendinizi en iyi siz bilirsiniz. En çok nerede mutlu olacaksanız oraya gidin. Bir de bence işi işte bırakın. İşte olan şeyler çok veya stajda olan şeyler çok dışarı yansıyor. Bir de o var abi. Yani o şey değil artık. Kontrolden çıkıyor. Ben mesela Evet, gece hani çekiyor. artık rüyalarımda falan görüyorum. Yani böyle Yani gece çok uyuyamıyorum kimseye hani yani okul dışında çok kimseye anlatmayın. Çünkü anlattığın zaman anlatırken onu bir daha yaşıyorsun. O olumsuzluğu bir daha yaşıyorsun. Bir daha yaşıyorsun. Ben bunu hani işte olan bir şeyleri girip anlatmayı olumsuz şeyleri hiç sevmiyorum. Hem evdekinin de huzurunu kaçırıyor. Ben de onu eve taşımış oldum. Evde yaşıyorum. Bazen moralim çok bozuluyor gerçekten. Kim ne falan. kadar sıkıntı söyleyeyim. Hani çünkü onu anlatsam anlatırken bir daha sinirleneceğim. Onu da tadacağım. Doğru. Ben değmez. Ya. Hani onu da tadacağım. Tüm akşam öyle ikimiz somurtacağız ama onu anlatmazsam 10 dakika sonra o bir şaka yapar ben de unuturum. Hani bu aileniz olur, arkadaşınız olur. Hani eğer başka bölümdeyse bir arkadaşınız olur. Anlat. O her şey okulda kalsın. Abi çok teşekkür ediyoruz Ben katıldığınız teşekkür için. ederim arkadaşlar. Çok sağ Bayağı olun. da 1 saat 20 dakikadır konuşuyoruz. Sizi çok yorduk. Yok Abi yok birisi arkadaşlar. Siz yorum olmak üzere. yapmıştı. Bayağı buraya vakit ayırdınız. Bunun yerine 4-5 hasta bakardınız. Ortodontide falan diye yorumlar gelmiş. Gerçekten samimi sohbetiniz için ve bütün sorularımıza çok samimi cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben size Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri buradan çok tanımak sizinle vakit gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum öğrencileri zaten. teşekkür ediyorum. Belli oluyor abi her halinizden zaten. Biz de sizi çok seviyoruz. Tekrardan teşekkür edelim. Rica Herkese de iyi ederim. akşamlar Ben teşekkür ederim. dileyelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın klinikte görüşürüz Fatma. Görüşürüz abi.